Atıyorum. Telefonu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ona kadar ki 3 dakika var. 3 dakikaya kadar o şeyi anlatayım. Çok mühim. Şimdi insanlarda hep şu itiraz var. İnsanlar beni sevmiyor. İnsanlar bana değer vermiyor. Veya hemen tenkite geçiyoruz vesaire. İnsanların ne çok ihtiyaç, muhtaç olduğu bu asırda sahiplenilmek, sevilmek, onaylanmak, takdir görmek budur. Şimdi Allah'ın şöyle bir kuralı var. Ondan gafiliz. Kurallar. Derse başlamadık. Derse başlayacağız. Adetullah'ta bir şey var. Cenab-ı Hak diyor ki, ey mahlukatım, ey ruhaniyatım, bunu bu kadar seviyorum. Niye? O beni bu kadar seviyor. Hani var ya ayette, beni bir anarsanız, ben de bir anarım. Beni toplum içinde anarsanız, ben de bütün aşağıla, 18 bin alemde sizi anarım. Siz beni sevdiğinizi ilan ederseniz bütün melekler ruhaniyatı toplar. O beni seviyor. Ben de bunu seviyorum. Siz şahit olun. Bildiğiniz bir şey. Bu kanunu şimdi kullanacağım şimdi. Onaylanmıyorsan, onaylanmıyorsun. Tenkit ikide bir alıyorsa, ikide bir tenkite geçiyoruz. Resulullah'ta da böyle. Resulullah ehli imanda takdir görüyordu. Kafirler de öyle görüyordu. Demek ki sorun bizde. Sorun bizde. Yani bu insanlar beni niye sevmiyor, niye takdir etmiyor derken ben acaba ben niye sevmiyorum, niye hemen tenkide geçiyorum? Ben Allah'ımı acaba yeteri kadar sevmiyor muyum? Eşit midir hani? Evet. Yani eşit bile değilse de Allah bile ona adım atıyor ya. Sen bir defa söylersen ayet yerinde Allah'ın defa aynası diyecek. Sorun bizde demek istiyorum. Ne ararsın Şambu arada? Bunun kanuniyeti, hakikatini kendinde ar. O zaman insanlar beni sevsin diye değil, Allah beni sevsin diye uğraşacağız ki insanlar bizi sevecek. Tabii Allah o zaman sevdiriyor. Kalpler Allah'ın elinde değil. Mesela dediler ki abi falanca sitede senin videonu almışlar, şirk ehli diye koymuşlar. 3 tane şirk ehlinin bir tanesi benim. Şirk. Ömrüm Allah'ı anlatmayla geçmiş. Şirk ehliyim. Hamdolsun, şükürler olsun. Dedim hayırdır, hangi videomu koymuşlar? Mezarlıkta, cenazeden sonra Yasin okuyorsun. Onu çekmiş birisi. Onun için mezarlıkta Yasin okunmazmış. Dedim ki kim yaptı bunu? Falanca site falan adam. Zaten o beni onaylasa imanımda şüphe ederdim zaten. Seni kim takdir ediyor? He? Seni kim seviyor? Bir bak hele sen olsun işte. Beni Hürriyet, Milliyet beni takdir etse, CNN, Kanal D'ler, şunlar bunlar, Vehhabiler, Selefiler, imanımdan şüphe etmem lazım ya. Beni kim takdir ediyor ya? Çünkü kaliteli insanın, kaliteli düşmanı ve kaliteli dostu. Allah Resulü'ne Ebu Cehil takdir etmedi ki. Ya. Neler var? Ya içeride de neler var? Ama bunu ihtiyaç duymuş Resulullah şunu söylemeye. Hatırım için sahabelere dil uzatmayın. Bunu niçin söylenir? İhtiyaç niçin duysun? Mesela şöyle düşünün, telefonu kapatıyorsun hadiler. Mesela tebessüm sadakadandır. Bunu söylemesi için mefhumu muhalifiyle, ben bir hadis uzmanı değilim. Muhaddisin değilim. Ama en çok çok hoşuma giden şu, Üstad onun usulü anlatıyor, bir usulün içinde bir kanuniyet var, 24. sözde çıkarttı. Herkese suratı o kadar sık, o kadar birbirine gergin, o kadar birbirine vuruşan, çelişen, çatışan, karşıki suratlar tebessüm sadakadandır demek, teşvik etmek, mükafatlandırarak, onurlandırarak bu fiili genişletmeye çalışıyor. Bu bir ihtiyaçtır bu söz. Niçin ihtiyaçtır? Bunun zıttı vardı ondan.
bahsediyorum. Abi işte bizim ses kaydı var ya şey, hurufu mukato. Dinleyince de o vücudumda ateş var. O neydiyse onun zıttı var demektir sende. Burada. Yani tebessüm sadakadandır. Niye söylesin? Yani tamam. Onurlandırıyor ve mükafatlandırıyor şeye. Hiçbir siz Kur'an'da ve hadiste gördünüz mü? Duydunuz mu? Ne mutlu o baklava yiyebilenlere. Ne mutlu bir kilo değil bir tepsi yiyebilenlere. Yok. Ne mutlu ikram edebilenlere. Öyle ikram. Çünkü o zordur. O herkesin. Sadaka, şey, tebessüm kendini ikram et. Kendini ikram etmek ya. Alnı kadar suratlar asık. Mesela bana bir adım gelirsiniz. Ben on adım geliyorum. Bak ne kadar şey. Şimdi hemen alışmışız. Hemen tenkit. Hemen tenkit. Niye? Tenkit alacaksın kardeş. Peki. Ya içimizde de tenkitler var ya böyle. Sahabe, niçin dedim? Hatırım için sahabelerimi dil uzatmayın. Bir ihtiyaçtır o da. Dedim ki, var ya mesela Velid'in babası. Şimdi Velid bilmiyor böyle. Değil değil. Şey. Yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vay Kapi Tibi'ydi. Bilmiyorum şeydi ya. Şu. Muaviye mi? Muaviye. Muaviye. Şey, çok antika yani. Peygamber'e gerektiği gibi şey yoktu yani. Yok. Yani. Çok acayip bir şey yani. Ve maalesef o kadar etkilenmişler ki, geçen işte merak ettim ben de. Her neyse, abiye baktım. Yani diğer sahabeleri farklı, çok farklı değil ama farklı yani. Demek ki kader ilahi içeride de denge unsuru mu işte. Yani bir de öyle bakın ayet ve hadisleri. İnsanları mesela cennet onurlandırmak adına bir şeyleri söylüyor, yaptırıyor. Sayın Zahir. Peki. Dersimize başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina. Evet. Bugün ayın kaç abiler? Düzeltildi abi. Sus. 1-7 doğru abi. Doğru mu? Evet. Dima? 49. Üniversite bitirmiş bunu yazan. Ondan sonra güzel yazdı. Erdinç mi yazdı kesin? He. Kim yazdı? Gafur yazdı. Ben yazmam hayatta. Dümdüz yazarım. Küçük ben yazdım. Dima 13. ders. Tamam. Küçük çekmece. Şöyle şey yapayım. Şimdi kuralımız şeydi. Bir önceki dersi bir 5-10 dakika bir hulasa ediyoruz. Erdinç'in bir sorusuyla başlayayım. Erdinç o sorunu sorar mısın abi? Siz bir çok daha önceki, önemsediğim için bu konumuzla alakalı. Daha önceki derslerinizde tasavvur ve tahayyülün serbest bölge olduğunu ki Risale-i Nur'da da hani ihtiyarı dinlemiyorlar dediği halde özellikle üstadın sizi rüyada tasdik ettikten sonra çok sevinmeniz ve bunu çok tahşidat yapmanızın hikmeti nedir? Evet. Şimdi hem onu şey yapacağım. Şimdi ben bir kere bu 18 bin alemin hulasası insan. Cemil Cemil. Önümüze Risale konmuş. Biz de elhamdülillah abilerin yanında büyüdük. Ama aynı tipten olmuyor. Mesela ben Rüştü abiden büyüdüm ama Rüştü abinin sahası değildi bu. Mesela İmam Azamlar hep ders alanlar fıkıhçı olmadı. Kıraatçı da var. Kıraat imamları da var çıkan. Talebelerden hemen sıyrıldı. Şimdi bu 18 bin alemin hulasası külliyat önümüze konmuş. Tespitlerimiz külliyattan sari ifadeleri. Fakat insan acizdir, zayıftır. Çok kuvvetli dahi olsa işin ehli, heh tamam dediği zaman insana müthiş bir hüccet oluyor. Burhan oluyor. Ve çok hoş oluyor. İnsan bunun aciz olduğu için buna ihtiyacı vardır. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 19. mektupta
beni falan işe tayin etti dese bir memur, oradaki meclistekiler deseler delili nedir? Padişah orada dese ki doğrudur. Bunun daha büyük delil olmaz. İşin başında olansa hem onayladı hem de tavsiye etti beni. Mesela nasıl tavsiye etti ve onunla ben şey yapayım dersimizi hem geçen hafta şöyle yapardım ben. Bunun tersi yapardık. Değil mi? Böyle tahayyül, tasavvur, tahakkul, tasdik diye böyle giderdik. Şöyle. Değil mi? Sonra ustad geldi. Yukarıdan aşağı olduğunu, yukarıdan aşağı olduğunu ve bunu böyle birbirine dizmedi. Bir alt alta dizme dedi şunu. Şunu tahayyül. Arkada varmış galiba abi. Olmuş gibi. Arkaya çevirdik. Boşer. Var mıydı? Yok yok sileceğim. Boşer. Sileceğim. Tahayyül. Bu konumuz değil. Tasavvur. Ondan sonra burası serbest bölge dedi. Serbest bölgeyi kendi tanımladı. Birbirine zıt. Her şeyin her şekilde bulunabileceği üç sıfatını hatırlıyorum burada. Birbirine zıt. Her şeyin her şekilde bulunabileceği, kontrolü her daim muvaffak olunamayacağı bir alan, bölge ki bunun adı serbest bölgedir. Bak, birbirine zıt, her şeyin her şekilde bulunabileceği, üç, her daim kontrolü mümkün olmayan serbest bölge. Sorun psikoloji, sorun bu bölgenin her daim kontrolünde olma arzusudur. O zaman bunu muhali talep etme, kendine kötülük yapmaktır. Felsefedeki misaliyle olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Serbest bölge dedi böyle. Elim öyle yaptı. Güzel tarımı da şu. Hani diyorlar ya tahta çıktığından dedim sınıf gibi. O Risale-i Nur olsa okuyoruz. Okullarda ders olacak. Öğretmen anlatacak onu. Zaten ders yapan anlatıyor. Zaten dershanelerde birisi eyle anlatıyor. Zaten öğretmenlik yapıyor. Zaten okullarda, üniversitelerde Risale olacak. İşte ustad geliyor buradan. Aynı bu dershane. Tahtaya bakıyor. Çizilmiş. Silmemişiz ya. Mesela geçen hafta olduğu gibi. Çizmiş böyle. Baktı böyle biraz kaşını bir yere dikti. Üstad hemen oraya sıyrıldı. Ustad hemen geldi. Ondan sonra buraya geldi. Eliyle deftere. Hemen ustad buraya gelince abdest almış. Kafasında takki yok. Eli şey. Su akıyor. Fakat su gözükürken aktığı zaman altın rengi. Ne anlatıyorsa elinden akan suyla kitaba dökülüyor. Kitap o su oradan geçiyor. Altında şey gibi gösteriyor. Ne konuşuyorsa ustadın altındaki yazıyı gösteriyor ama baktığın zaman kitaptaki yazı siyah. Ustadın konuşmaları hangi kelime ise su oradan geçiyor, kırmızılaşıyor. Böyle kitaplar yazmış. Müştabide işaret ettiği kitabı var. Ben de şuradayım. Orada kaşını biraz böyle yaptı ya böyle. Ha anladım ki ben hemen fikrin, şeyhin fikri neyse zikrediyor ya. Ustadım bana dima anlatır mısın dedim. Parti parti gelmiş de böyle. Bunu görüyor, tenkit etmiyor, eleştirmiyor. Nereden çıktı ya bunu? Ne yapıyorsunuz diyor. Allah Allah. Demiyor, geliyor. Ondan sonra buraya dima anlatır mısın ustadım dedim. Şimdi ilk önce bana bunu şöyle dedi. Meğer biz aşağıdan yukarıya tahayyül tasavvuf tahakkuk tasdik gidiyorduk. Ustad bunu görünce böyle yaptı. Böyle yapacaksın dedi. Böyle. Biz böyle yapıyorduk. Değil mi hatırlarsın? Onu tavsiye etti. Ve diziyorduk. Dizmeyeceksin dedi. Yan yana yap dedi bunu. Ondan sonra ve şurayı da bilmiyorduk onu. Şurayı bunun yanına birleştirmedi. Hani yok kabul edin şöyle de. Şöyle getiriyor. Öyle şey yapıyor tamam mı? Şurasına parmağıyla burası berzahtır dedi. Taakkuldur dedi.
Ondan sonra bu tepe şurasına tasdik dedi. İzan, iltizam, itikat. Aşağı doğru iniyor. Bu usta da şey. Hani rüya doğru veya yanlış. Ama ulema-i ümmeti kembiye-i beni İsrail. Benim ümmetimdeki ulema beni İsrail peygamberleri gibidir. Usul bakımından aynı teslim ederiz. Ama kanaatımız ayrıdır. Usul nedir? Peygamber aleyhisselamın simasına şeytan giremez. Ama yandan, soldan ismine girebilir. Emirler 155'te anlatıyor. Bu kanaatimi söylüyorum. Asıl imamlarının simasına da giremez. Yüzüne giremez. Benim kanaatim bu. Hani bak ne yaptı falan ne demek istiyor? Benim kanaatim, kanaatine itiraz edilmez. Dolayısıyla ustadın o siması odur. Ve hadiseye mutabık ta kendisi. Olayı anlatıyor. O da ayrı kesini. Olayı anlatıyor. Ve tahsiye ediyor. Düzeltiyor. Ondan sonra diyor, burası berzah. Öyle bir korkunç bir temel yapıyı çözüyor ki asıl belası. Ruhsal yapı, içsel siyahat, enfusi alem, Seyir-i Hüseyin, Muhyiddin-i Arabi, Ehl-i Sünnet, Şia, nerede, kim hata yaptı? Mükemmel bir harita. Yani nerede hata yapılmış? Zaten biz bunun korkusundan ödümüz patlıyor. He Osman? Tahayyül ve tasavvuru yap. Biz dimağa başlıyoruz. İlk önce tahayyül, tasavvur, tahakkul. Den başlamamız gerekirken ödümüz patladı. İlk önce tasdikten başladık. Tasdikten başladık. Tahayyül, tasavvur, tahakkul yok. O arada bir şeydi, zan dersi yapmıştık ya, hatırlarsınız. Zanda tasavvurdaydı zaten. Zanı çok konuştuk. Tahakkulü de zaten çok ders yapıldı onlar. Bu sıyrı mı? Tasdikten başlayalım olmuş. Şimdi geri döndük. Bunu bitirdi. Efendim, itikattayız. Daha bitmedi. Ama ben başladım. Şimdi bunu, tahayyül. Aman ya Rabbi. Tahayyül için araştırmaya başladım. Abi işin şeyi, bu hani tasdik, izan, iltizam zaten hani bir şeyin şekillendiği taraflar, itikatlaşması. Şimdi kontrolsüz sahanın tanımlanması ve şeytanın cirit attığı bölgenin kontrol altına alınması veya tanımlanabilir hale gelmesi herhalde en büyük hadiselerden birisi oldu. Acayip bir şey. Yani, bak, birbirine zıt. Evet. Elim. Bak, birbirine hak ve batıl, doğru yanlış, iman küfür. Karanlık, aydınlık, soğuk, sıcak, birbirine zıt. Ve birincisi bu. İkincisi, her şeyin her şekilde bulunabileceği çırık çıplak resim, hak bir ders ortamı ismi. Güzel sözler, kötü sözler. Birbirine zıt her şeyin bulunabileceği, her daim kontrol edilmesi mümkün olmayan, ki Allah Resulü'nde de vardı. Ki nasıl tezahür etti? Bu kontrolün bir cinsinde şöyle demiş. Ya hanımına diyor. Onunla sohbet edermiş, ferahlatırmış. Ebu Bekir'e gidermiş radıyallahu anh. Sohbet et, rahatlat bizi dermiş. Bu sahada müdahale ediliyordu. Ediliyor. Ediliyor ki hangi, peki farklı farklı kişilere gidip de onunla farklı çözümler üretmesi hem ümmetine hem de kendisine bir çözüm. Mesela diyelim sihir büyü var mı? Resulullah yapılmış, tarağa sarılmış. Yani nasıl yapılır? Kardeşim her konuda o pir olduğu için bu konuda da kendisi böyle hal geçirecek ki çözümüm olsun. Üstad'da da olmuş mesela. Üstad'da öyle zannettim diyor. Binler gözüm olsa ağlayacaktı diyor. Ne ya, Üstad nasıl gaflete mi düştü diyor. Ya Van kahvesinde değil mi? Yüz gözüm de sağlayacaktı diyor. Öyle zannettim diyor. Sonra birden ayet-i imdada yetişti diyor. Üsel bihut diye ayet-i imdadıma yetişti diyor. Yalan mı söylüyor? Yani sistem çalışıyor. Şimdi üstadı gafildi. O da böyle hiç iman... Huzuru daimeden kopmuş muydu ki? Kopmuş muydu değil. Burası serbest bölge. Burada her şey oldu. Yüz gözüm olsaydı ağlayacaktı yani diyor. Oraya girdi ve çıktı ayetten ve hakikatten... Hatta öyle diyor. Girdim çıktım diyor. Evet. Ve hakikatlerin açılmasına vesile. O zaman bu bölge bizim biraz motor gibi bir şey. Onun hatta şeytan diyor Beyazıt Camisi'nde diyor. Evet. Karşıma dikildi diyor. Öyle bak dedi diyor. Öyle bak baktım diyor. Diyor. Zannettim. Bak onu. Ben de böyle bir aldanmıştım diyor. Demek ki burası kardeşim acayip bir kasırga, fırtına esti tepe. Ama bize de mesela öyle düşündüğümüzde bize itikat olarak yutturuyor. Bize hep vesvese risalesini direkt böyle
teferruattaki vesveseler gibi zannediyoruz. O vesvese direkt aslında bu sistemi anlatıyor. Ha, eğer bunu bilmeyen adam, Allah razı olsun, buradaki hali bilmeyen itikat zannediyor. İtikatın bozulmuş zannediyor. Oysa serbest bölge. Yani biz de aynı zannediyoruz. Diyoruz ki niye böyle şeyler kaçıyor? Yani şey mevzulu. Çok gafilim, çok kötüyüm diye oradan seni yeyse atıyorum. Yeyse atılmasının sebebi şu. Şuradaki alan, şu alana şudur diyor sana. Sen böylesin diyor. Sen buyursun diyor. Hatta hocam böyle bir hadis var. Bir tane sahabe diyor ki, ya Resulallah sizin yanınızda olduğumuz zaman diyor, kendimizi çok iyi hissediyoruz diyor. Çıktım sana bunu yapacağım. Ama diyor, ha, nedir bu neşin hikmeti? Hatta Ebu Bekir de kapıda, ya diyor, niye giriyorsun içeri diyor. Ya böyle bir sıkıntım var. Ya bu hasret bende de var sıkıntı. Çünkü umumun sıkıntısı her insanda olan bir şey. O zaman beraber gidelim diyor. Allah Resulü diyor, saat saat olur bu hallerde de insanda diyor. Devamlı ne bu? Bak, birbirine zıt. Ya ben münafık mıyım ya? Ben fasık, bir de fasık mıyım? Bir de hani derler ya, mahremine zıttı, tuhaf tuhaf duygulu bilmem ne. Ya ben ne diyorlar ona ya? Böyle... Facir mi? Facirden hariç böyle rafık, ben, yani böyle sapık. Sapık mıyım ya? Ha, evet. Ya bacıma, kızıma, aleme böyle şey var. Ben sapığın birisiyim ya. Evet. Hiç değiliz. Onu söylediğin için mükemmel bir adamsın. Eli ve ayağı öpülesi bir adamsın. Bunu dediğin için. Ya niye ya ben rezildim? Rezilliğini anlayan hangi güzel tarafını anladın? Rahatsız olan tarafı var mı? Tamam. Alçak taraf bu. Bu zaten sistem. Senin alakası yok. Bak, çoğu zaman kontrol edilemeyen, edilemez. Edilmeye kalkarsan huzurunu berbat edersin. Bırak dokunma, olmaz o. Cüz-i ihtiyarı dinlemezler, teklifi din altına da giremezler. Bak, cüz-i ihtiyar dinlemezler, teklifi din altına da girmezler. Burada kural geçmez. Mahrem, namahrem. Helal haram. Öyle bir şey yok ya. İşte büyük cevap budur diyor Allah Resulü. Yani içinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Tam tersine sevap vardır. İçinden geçti aldı demiyor. Bu bilinirse bitti kardeşim. Psikoloji ondan sonra tamam. Ya bir yerde hata yapıyoruz. Doktorum sahası. 10 sene, 17 sene psikoloji ilaç kullanıyoruz. Hizbul Kur'an okuyoruz. Risale okuyoruz. Da burada yapıyoruz. Sohbete gidiyoruz. Tarikata şu. Gene niye düzelmiyorum? Çünkü hasta değilsin de ondan. Hasta olsaydın düzelirdi. Hasta değilsin. Ne var? Hasta olur muyum diye hastalığıyla meşgul olarak hasta oluyorsun. Yani burayı niye kontrol edemiyorum demekten kaynaklanıyor. Çünkü bedensel hakikaten ilaçları kullanıyorsun. Tıptık tamam. Manevi tedbirleri de alıyorsun. Seneler geçiyor düzelmiyorsun. Bozuk değilsin ki. Bir tanesi diyor ki ben abim an gider mi? Gitmez. Diyor şunu. Niye gitmez? İman yoktu ki gitsin. Gitmesi için var olması lazım. Hasta, düzelmen için hasta olman lazım. Hasta değilsin ki. Hastalık hastası. Nedir? Hastalık hastası şu. Bu niçin sıfır değil? Tam kontrolümüzde olacak öyle bir şey. Yok. İmtihan mı biter o zaman? Yok, öyle bir şey yok yani. Cüz-i ihtiyarı pek dinlemiyorlar diyor. Demek ki iradeyle burası kontrol ediyor. Harika. Çok harikasın bu. Maşallah. Güzel bir şey söyledin. Evet. Çünkü günahlar, bu da tespit Risale'liğinden, günahlar iradeyle işlenemez. Çünkü irade kutsidir, subut-i sıfattandır. Günahlar ihtiyarla işlenir. Günah işleyebilmen için 13. lemada mağlup oluyor, imansızlıktan değil. Cüz-i ihtiyarı bilmiyor. Cüz-i ihtiyarın içinde, cüz-i ihtiyar dinlemiyor. O da insan zannediyor ki, imansızlıktan veya zaafından. Hayır, cüz-i ihtiyarı da dinlemiyor. Günah işlenebilmesi için mazinin ve istikbalin ortadan kalkması gerekiyor ki yapasın onu. Sana o günahı işlettirmeyen, sokağa çıktığını işlemiyor, mazideki bir sürü malzemelerimiz, gelecekteki ahiret, cennet, imanımız, ikisi kuvvet veriyor, bakma diyor, yapma diyor, tamam mı? Ondan. Peki günah işleyebiliyorsan, mazi ve müstakbelin ortadan kısmen kalkmasıdır. Kısmen kalktı mı, hal desin, hali de şey yapan ihtiyardır, irade değildir. Mazi ve müstakbeli kontrol edip hatta halde hükmeden iradedir. Onun için iradeyle günah işlenemez. Kafirin iradesi yoktur. İhtiyarı vardır. Çünkü irade vicdanidir. Vicdanın 4 hassası vardır. Vicdanda en dış tarafında irade, zihin,
His, Latife-i Rabbani, soğan kabuğu gibi düşünürseniz vicdanın, bu dört sistemle beraber hatmedilmişse vicdanı, irade de gitmiş, zihin de gitmiş, his de gitmiş, Latife-i Rabbani de gitmiş. Ha, onun için iradesi yok. 24. sözde söylüyor, hayvanlar mazi ve müstakbel değil, halde yaptıkları için cüz ihtiyarları vardır. Hayvanlarda da vardır. Taşı mı, çiçek mi, arı tercih eder. Ekmek mi, ciğer mi, kedi tercih eder. Bu da bir tercihtir, irade değildir, ihtiyardır. Hayvaniyetimiz de bu ihtiyarla alakalı. Daha ihtiyarla iradeyi bilmiyoruz. Bilmeyince de onlar da olur. İşte bu, senin dediğin gibi ustad da onayladı ve böyle tavsiye etti. Biz böyle bilmiyorduk. Serbest bölgeyi bu kadar da güzel bir tanımlamamız yoktu. İki, aşağıdan yukarı yapardık. Yukarıdan aşağı yaptık. O zaman insan rahatlıyor. Oh be! Yani bu bir salinunun insan kendisini tanıma adına harika bir noktayı nazardır. İhtiyacını hissedenlere, bahtiyar olanlara. Yoksa düz düz okursan, sevap alacaksan, Kur'an'dan daha sevaplı bir kitap yoktur. Sevap için okuyacaksan Risale okuma. Git Kur'an oku. Çünkü Kur'an'dan daha sevaplı bir kitap yoktur. Abi konuyla ilgili bir şey sorabilir miyim? Hı. Şey dediniz ya abi, şey oluyor diye. Şey kapanıyor. Orada abi şey ruhlu yani nefsin hayatına mı geçiyorsun yoksa yani iman mı kapanıyor orada? Nasıl? Güneş mi abi? İrade anlamında mesela. O nefsin hayatını mı geçip de yaşıyorsun yoksa ruhla kalbin hayatına geçiyoruz ya. Bazen onu yaşıyoruz. Bazen şimdi mesela iman mı kapanıyor? Güneş demeyi mi kastediyorsun? O güneş derken ihtiyar. Güneş derken insanda üç tane şahsiyet var. Beşeriyet var. Bu diyet şahsiyeti var. Bir de vazifedarlığı var. Şu anda benim vazifedarlığım var. Ben bu dersi bitirdikten sonra beraber çay içeceğiz. Beşeriyetimdir. Ama bu ders bitti, siz de gittiniz, ben burada kaldım. Evrat eskanla meşgul, bu da ubudiyetimdir. Şimdi ihtiyar, mazi ve müstakbele alakası yoktur. Halde tercih yapar. Bu mu, bu mu, bu mu? Şu mu, şu mu, o mu? Onlarla. İrade ise mazinin bütünlüğüyle, istikbale bakarak halde tercih ettirir ihtiyara. İhtiyara tercih ettirir irade. Onun için Ustad Hazretleri ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Hayvaniyetten çıktım demek istiyor. O önceki sözde ihtiyarımda vazgeçti. İhtiyar o andaki haldir. Maziyi çoğunlukla mazi ve müstakbelde koparıp halde tercih ediyor. O anda kâbi fikir, kâbi gadab, kâbi öfke bizi mazi ve müstakbelde koparır. Tamam, mazi ve müstakbelde koparır. Halde olduğun zaman maziden kopuk, istikbal anlayışına sıyrıldın. Halde kendini kontrol etmek çok zordur. Adeta her taraf buz, yol, arabayla gidiyorsun, tepe, çukur, tümsek, vadiye iniyorsun. Buz, ne kadar kaliteli araban olursa olsun, orada buz üzerinde araba sürme kontrolü çok zordur. Tamam. Zordur. Toprağa geldiğin zaman, of be oturuyor araba. O anda mazi ve müstakbelden kopmaktan kaynaklanıyor günah işleyebilmen için. Başka mümkün değil. Mazi varken, istikbale bakarken, maziyle istikbale bakıp halde tercih yapamazsın o günahı. O kopunca kopabiliyor. Yani niye kopuyor? Kopar kardeş. İnsanız. Peki, bugünkü dersimize başlıyoruz. Geçen haftaki şey değildi bu. Bülent şeyin sorusunun cevabıydı. Geçen haftayı ben şey yapayım. O maviler kalacak. Maviler şunlar mı kalacak? Evet kalacak. Geçen haftanın. Kalsın o zaman. Anladım. Şöyle yapalım. İhtiyar o zaman nefse mi bakıyor? Nefse bakıyor. Anladım. Bedensel hayattır. Çünkü dünleyin Üstad Hazretleri dedi ya ben yarıya kadar oturduktan sonra nefsimi çok kırbaçlamaya başladı. Futurlu gayet o. Ben mesela şöyle bir şey okudum. Böyle devam ediyor tabii Şefak Kayıverilen Hazretleri. Merak ettim. Mustafa Ali neyden bu kadar şey diyor. Ondan sonra da bir yerde diyor ki sen diyor nefsini terbiye etmediğin için demek ki irade de onu terbiye etmeye bakıyor. Evet. Sen onu terbiye etmediğin için yola düzgün yola koymadığın için o yüzden bunun mesuliyeti. İhtiyar aklidir. Yani tasavvura aittir. İhtiyaz ihtiyar tasdiktir. Tasdikte dima aittir. İrade vicdanidir. Karanlık aklidir. Zulmet kalbidir. Tamam mı? Hepsi farklıdır. Biz böyle allak bullak etmişiz yani. Tahkik bir de bu işte meşgul olmaya bizi engellemişler. Bu derste alakalı olanları engellemişler. Bu işte alakalı olan arkadaşlarla irtibat kurmayın. Bu işte meşgul olmayın. Yani külliyatı tahkik okumayın.
düz okuyun, enam gibi, evrat gibi okuyun. Evratlaşmış. Kafanızı şey yapmayın, bak. Aynı, yani ortadan kaldıramadıkları için Risale-i Nur'u alemimizde hayatlaşmasını müsaade etmediler, etmiyorlar. Bu taktik ne anlatıyoruz? Risale anlatıyoruz. Ama meşgul olma. Bu zarardır. Nedir ya? Zararmış, öyle mi? Risale'de meşgul oluyoruz. Taahhüt, tasdik, bunlar böyle dizmede Risale'nin konusu. Risale'nin konusu. Yani diyelim ki yanlış bir şey tespit edildi. Bir sebebimiz var. Kur'an'da cari olan kanun, Risale'de de caridir. Müştehit, Kur'an ve hadisten niyetimizi bozmak değil zaten. Tabii. İçtihad eder, isabet eder. İki sebep alır. Edemez isabet. İçtihadında tek sebep alır. Gene oradadır. Tamam. Oradadır. Fazla olmasın da ben şey yapayım. Ben. Hakkında duada geçen Hizbullah Hıdır seyahatihi denen bu seyahat mi? Bu seyahati biz hep Haliç'te aradık ya. Seyahati. Hızır Aleyhisselam'ın Hizbullah Kaykinöre'de Hızır Aleyhisselam seyahati geçiyor. Musa Aleyhisselam'la seyahati geçiyor. Evet, seyahati geçiyor. Hikmet. Peki Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam bir tane şeriatçıdır, zahircidir. Evet. Ötekisi batıncıdır. Evet. Ve bir peygamber, peygamberliği şüpheli olan Hızır'dan ders alıyor. Seyahat. Allah derse hoca yapmış onu. Peygamber o en yapmış. Tasavvurundaydı, o zanlarında vardı. Zannetti ya. Evet, hep zannettim. Tasavvurdaydı o. Musa Aleyhisselam hep zannetti. Keşke silmeseydim ya. Yani peygamberliği şüpheli olan Hızır Aleyhisselam hoca. Ve ulul az peygamber Musa Aleyhisselam talebe. Onu eğitiyor. Tasavvurdan nasıl sıyrılır? Tasavvurdan nasıl sıyrılır? Onu anlatıyor peygambere. Musa Aleyhisselam'a. Sen önün arkasını bilmediğin için zanna girdin diyor. Zan ne zaman kalkar? O dersten alıyoruz. Mazi ve müstakbel, bütünsel bakarsan zan kalkar. Evet. O zaman Üstad Hazretleri'nin bunları böyle dizmesinin bir sebebi de şu olabilir mi? Yani Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'dan ders alıyor ya, yani itikadındaki şeyi düzeltirsen üstü halledersin. Yani bu önce itikadını, çünkü tahayyül ve tasavvur itikada göre şekilleniyor. Evet, ne kadar dersen çoğaltır. Şimdi bakın peygamberliği zan, yani şüpheli. İçtihadi olmuş Hızır Aleyhisselam'ın peygamberliğine kesin bir hüküm yok. Alemine. Evet. Tamam. Ama ulul az peygamber, normalde bir peygamber değil. Resul da değil, daha üstün, ulul az peygamber. Onun talebesi oluyor. Sebebi, tahayyül ve tasavvuru o zanda. Tamam mı? Bir tanesi teşbihçi, bir tanesi tenzihçi. Yani tamam mı? Musa Aleyhisselam'ı eğitiyor. Musa Aleyhisselam nerededir? Tahayyül ve tasavvur sahasındadır. Allah Resulü de olduğu için ya Bilal ezan okut, oku rahatlat bizi. Ya Ebu Bekir sohbet et, rahatlat bizi. Ya Ebu Said Hudri yani. Asayi. Kur'an oku, estağfurullah ya Resulallah. Kur'an size indir. Bana indir mi? Başkasını dinlemeyi de hoşlanır. Bak o zaman iradevi bir şeye el atmak gerekiyor. Oradan medet alıp onu kendi çıkartmak oradan gerekiyor. Yani tabii şurada... O sağdan beni çıkarttı, çekmedi. Nasıl çıkar? Beni oradan çıkar diyecek daha buradan. Şuradan çıkart diyecek daha. Ta, hayyu. Tasın lazım, kuyudan çiz. Tasa, hur. Buradan beni çıkart diyor. Kutsi bir şeyle, iradevi bir şeyle çıkmak gerekiyor. Evet, kutsi gerekiyor. Şimdi sohbet o. Şimdi bu sohbette zanlarımız burada. Nasıl? Sohbette çıkacaksın işte. Efendim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetimiz hakkında mal varlığından, zenginlikten korkarım diyor. Fakirlikten korkmam, zenginlikten korkarım. Musa Aleyhisselam da Yahudiliğe indi. Tahayyül ve tasavvurunda mal düşkünlüğü ve Yahudiliğe gelen Peygamber Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'la istikamet buluyor. Evet. İçsel alem. Kuyuda diyor ya, burada bir tılsım var, bir sır var. O aradan kuyu çıkartıyor. Kuyudan. Evet, kuyu. Zaten Hızır Aleyhisselam'ın tılsımına da nokta istinad, nokta istinad diyor. Evet. İkisinden baktığı çıkıyor. Şimdi oraya konu değil ama çok geç ilerlettiniz ama Hızır demek neydi? Bak Hızır Aleyhisselam haldeki zahirde gözüken çirkinlikler, zahirde gözükeni mazi ve müstakbelle baktırıyor. Hızır bu. Yani o zaman nedir? Mecbur oluyorsun bunları söylemeye. Hızır Aleyhisselam Zülkarneyn unvandır. Herkes Hızır ve Zülkarneyn olur. Ne zaman olur?
mazi ve müstakbelle hale baktırdın mı, sen o anda Hızır'sın. Hızırlık vazifesi yapıyorsun. Nasıl ki peygamber sağ olsaydı, o köyde ne yapardı sizin köyde? Ha, sen onu yapıyorsun. Ha, sen onun varisisin işte orada. Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselam Kur'an'daki seyahatinde mazisi var değil mi? Bu çocukların dedi, duvarını niye düzelttin? Bu çocuğu gemiyi niye deldin? Çocuğu niye öldürdün? Niye öldürdün? Neyle cevap veriyor? Mazi ve müstakbel. Kim bu? Hızır. Mazi ve müstakbelle cevap veriyor. Kime? Hazırda olan şeriatçıya. Musa'ya, Musa aleyhisselam. Mazi ve müstakbelle hale hükmetme kızırlıktır. Bunu yaz o kaydede olur. Çok önemli. Peki mazi ve müstakbel neydi? Doğru. Mazi noktayı istinat. Şöyle yapayım ki unutmasınlar diye. Bak. Şöyle. Dayanak noktası, istinat, Allah'a iman. Nokta istimlat, fıtratın istediği beka imdat diye bağırmasına kimse cevap vermiyor. Ahiret diyor ki senin istediğin bende var. İsteklerine cevap veriyor. Nokta istinat, ahirete iman. Nokta istinat, Allah'a iman. Yani Allah ve ahiretle hali yorumluyor Hızır. Yani senin karşıdakinin huzurundan mı? Huzuruna vesile oluyor. Senin huzurundan tescil oluyor senin. Tescil oluyor tescil ama senin. O tabi ona huzuruna vesile oldun mu? Huzur olduysa sen Hızır'sın. O anda onun Hızır'sın. O seviyede Hızır'sın. Tamam. Hızır gelince ne yapacaktı seni? İki şey yapacaktı. Hikmetli konuşur ve seni huzura gark eder. Kuyudan çıkartır seni. Kuyudan seni kim çıkarıyorsa senin Hızır'ın odur. O anda. Tamam. Peki. Bunu yaptıktan sonra bak. Ulu Ras Peygamber burada. Sistem çalışıyor kardeş. Sistem çalışıyor. Şimdi gelelim. Kitaplarda geçmiş Cebriye Mutezile. Bizimle hiç alakası yok diye. Ötelerde böyle itikata kayıtçılar böyle savaşıyor. Oysa evde biz ya Cebriye'yiz ya Mutezile'yiz veya Ehl-i Sünnet'iz üç. Hizmette de öyle. Hizmette koştururken ya Cebriye'yiz ya Mutezile'yiz ya Ehl-i Sünnet'iyiz. Ve içsel alemimizdeki en ufak bir şeyle adam değilsin canım demek var. Bir de ya olur bu zamanda iki tane acayip bir şey. Ve Ehl-i Sünnet'iyiz. Hemen ben şey yapayım. İstikbale yani hepsine bir tane hakikat var diyoruz da çöpe atmıyor. Cebriye insanın hiçbir methali yoktur. Her şeyi Allah yapıyor. Öyle bir şey yok. İnsan da mesul değildir. Mazi ve müstakbel hali hepsini Cebriye tamamen Allah'a bıraktığı için yanlış ama maziye doğrudur. Mazide Cebriye doğrudur. Mutezile ise Vehhabi şimdi o esbabı mutlaka kim kılar? Allah'ı tenzih etmek adına şirri Allah yapmaz. Kişi fiilinin halikidir der gibi mutlaka esbabı merci yapar. Bu da istikbalde doğrudur. Yani esbaba riayet etmek adetullah'tır. Esbapsız, esbaba riayet etmeden istikbali yorumlamak yanlıştır. Allah'ın esmalarına iftiradır. O dolayısıyla Mutezile istikbalde doğrudur. Cebriye de mazide doğrudur. O zaman Ehl-i Sünnet nedir? İkisinin doğrularının Cebriye mazide doğru, Mutezile istikbalde doğru, ikisinin doğrularının cemi olan tamam, mazide Cebriye istikbalde Mutezile cem'u ceminden çıkıyor. Bütünlüğünden çıkıyor. Hemen uygulayalım ve geçeceğiz. Daha bununla alakalı soru sorayım. Dersimize geçeceğiz. Mesela içsel alemde Cebriye'miz, Mutezile'miz, Ehl-i Sünnet'miz hayata geçmem bir dersi ben istemiyorum, yapmıyorum. Ben Mutezile miyim, Cebriye miyim, Ehl-i Sünnet miyim? Hizmette ve ailede uygulayın. Birer tane örnek vereyim. Geçen hafta bunlar vermişti. Mesela yeise kapılmak. Ya ben böyleyim, işte ben böyleyim, ben şöyleyim. Bu iç aleminde şeysin, mutezilesin. Ya ben de zaten şey ya, cebret budur, ahir zamanda. Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Cebriyesin. Ehl-i Sünnet nedir? Mazide, maziyle, istikbali, hale bakmak. Elhamdülillah, inşallah şey yapacağız. Allah bizi affetsin. Doğru değil, yanlıştır.
Ama yeis yok. Yeis mani her kemaldir. Diye içsel alemini inşallah daha gayrete götürme olursa ehl-i sünnet olursun. Evde her işe karışmak cebriyedir. Mutezile'dir. Her şey zaten olacak gibi olur. Allah zaten hakim. Kadın bile şey değil. Hiç çocuk mu o gidecekmiş, camiye mi gidecekmiş? Elif ben öğreneceksin. Hani şunu ver. Hiç umurunda değil, cebriyesin. Hiç karışmıyorsun. Allah yapıyor. Her şeye karışma, mutezilesin. Ama yapma gerekenleri yapmak ehl-i sünnetsin. Hizmetteyse sanki hakimsin. Her şey seninle sorulur. Öyle bir eda var ki böyle. Allah'a kral gibi yanlış. Yanlış düşünüyor, doğru düşünüyor. Böyle, şöyle yapacaksın, bana yeteceksin. Kişi hakim yapmak, kişileri pompalamak, abicilik yapmak, abicilik yapmaktan kaynaklanıyor. Tamam mı? Ondan sonra kişilerin baki hakikatler, fani şanslar üzerine pompalayıp ki bunun zararını tarih bile gösterdi. Ne zamandan? Berbat ettiler. Şansı pompaladılar, pompaladılar, Sungur abiye de yaptılar. Önce de yaptılar. Pompaladılar, pompaladılar, zirve yaptılar. Sonra aynı pompalayanların bir kirli, aynı saatler yapmış. Sungur abiler kim böyle pompalamış, fani şansı, tarikat lideri gibi kim yapmışsa, inanın kibriti de çakan onlardır. İğneyi batırıp da balonu dibe çökerten aynı şanstır. Kim pompalamışsa o dibe çöktürmüştür. Unutmayın. Kim mi? Çünkü bu askeriyede ve poliste bir kanundur. İstihbaratta bir kanundur. Bir insan bir makamdan yok oluyorsa, sürülüyorsa, kaldırılıyorsa, başka yere sevk ediliyorsa, kim yaptı bunu ya? Kimin işine yaradıysa o yaptırmıştır. O makamı şey yapacak ki kendisi geçecek. Tamam mı? Kim onun zirve yaptıysa, o beraber yükseldi, onun dibine bir kibrit de çöktü, dibe çökertti, kendisi kaldı. Aynı kanun. Çünkü baki şahıslar, fani şanslar üzerine, baki hakikatta fani şanslar bina edilmez. Ondan sonra sizin diyor mağlubiyetiniz, cemiyetçilik ve komitecilik nimayesiyle habis olan bir ruha karşı ferdi çıkartmanızdandır diyor. Dediği halde fani şahısları merci yapıyoruz. Dershanenin kurulmasına, risalenin basılmasına ancak varisler vardır. Yoksa hakikatların ifadelenişinde ve Risale-i Nur'un içsel aleminde, hizmetin şeklinde Risale-i Nur ve laikalardır. Şahsla alakası yoktur. Böyle bakarsan ehl-i sünnetsin. Şahısları pompalamak, tamam mı? Şahısları pompalamak mutezile'dir. Şahısın hiçbir değeri yok ya, olur mu ya? Hizmeti Risale-i Nur yapmıyor kardeşim. Öyle bir şey yok. Peygambersiz Kur'an olmaz. Kur'ansız da peygamber olmaz. Tamam mı? Anlaşılmaz bir kitap. Malumsuz olsa. Hizmet nur talebeleri lazım. Risale-i Nur, müşteri ihtiyacı yok. Tabii ki müşteri ihtiyacı yok. Ama nur talebesine ihtiyacı var. Benim ihtiyacım var. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa diyor. Evet. Burada zaten anlaşılmaz diyor. Muallim lazım. Evet. Yani dolayısıyla mutlaka, hani mutlaka vakıflarla ve hizmetlerle oluyor demek, mutezilesin. Ya hiç şans gerek yok kardeşim. Öyle meczupluk, meczup var ya böyle. Meczup mesela. En büyük tarikat, tarikat değildir diyerek yapılıyor. En büyük şahısçılık, şahıslar yoktur falan diyerek yapılıyor. En büyük adavet dersi, Uvvet Risalesi ders yapılırken, en büyük ihlassızlık, ihlas dersinde yapılıyor. Böyle yapıyorlar. Bu var ya, bu ihlası görmüyorlar. İhlas dersinde oluyor. Dolayısıyla hizmette de ehl-i sünnet nedir? Her şeyi hak hayatına koymaktır. Laikaları yerine koymaktır. Size en büyük tavsiyem bitti. Bunlarla kalın. Hizmette mütezile mi, cebriye mi, ehl-i sünnet miyiz? Laika okunmayan ve gereği gibi hareket edilmeyen yerden, dershanelerden Allah rızası için uzaklaşın. Laikalara muhalif söylemler ve yaşantılar var. Ve laikalara göre yaşanmıyorsa Allah için uzaklaşın. Bedeli çok ağırdır. Ya cebriye olacaksınız ya mütezilesiniz hizmette. Laikalar hakim olacaktır. Laikalar hakim olmak demek, her şeyin hakkını vererek, cebri değil, şahıslar mutlak hakim değil, şahısları edepsiz, terbiyesiz, haddini durduğunu bilmeden aşağılamak, tenkit etmek de, bu da çok korkunç bir yanlış, bu da yanlış. Ha? Bu yanlış. Her şey hakkıyla biz Müslümanız, Müslüman hürmet eder. Neye kadar eder? İstifade ettiği konferansta geçiyor. Hürmetin derecesi
kıymeti ne kadardır? Bize menfaati, faydası ne kadarsa, hani ne hizmette cebri olacağız? Hani Allah yapıyor. Olsanız da olmasanız, ya bırak yanına gelen bir tane liseli çocuklar gelmiş, ne anlarsa anlasınlar. Düz okumak liseli çocuklara cebri etsin. Allah ne yaparsa yapsın. İkide bir cümle okuyup saatlerce anlatmak mutezile etsin. Lügatı ve ona uygun, belagat ehli olmak, muktezehali, mutabık, ona bir iki örnek vermek, el üstünlük. Tamam. Şimdi dersimize başlıyoruz. Geçen hafta böyle şey yaptık. Gökhan'ım siler misin abi? Tarihi de silersin. Bunlarla alakalı neticeyi oyalara. Bunları artık biliyorsunuz. Sizi görmüyoruz onları. Yani burada ne ya? Siz istiyorsanız. Efendim? Işık açalım mı? Burada mı? O zaman kapanması lazım mı? Hayır, o zaman kamerayı yani. Sen kendi işine bak. İyi. Kimseden etkilenme. Ama bulutlandı ya, belki o yüzden dedi. Yok yok, değil mi? Kendisi. O akıllıdır artık. Sildin. Peki, defteri açtınız. Sayfa 229 muydu abi? Aç. Açtınız mı? 229. Tarihi de sildin. Sil, sil. Tarih normal de yeniden yazılacak, öyle mi? Öyle, sil yok. Silsin artık. Her şey, sil, bitti artık. Dersin ilk başlangıcıydı. Tamam. Tamam. Otur. Teşekkür ederim. Evet, 229, işaret icaz 166. Evet, fasık olan kimsenin kuvve-i akliye ve fıkriyesi itidalı kaybedip, fasık kimi tanımladı? İtidali kaybeden, kuvve-i akliye ve fikriyesi itidali, mesela aklı, kuvve-i akliyenin itidali nedir? Vasatı neydi? Biliyorsunuz. İfratı celbezedir. Tefriti nedir? Gabar. Demek ki fasık adam ya celbezededir, ya gabavettedir. İtidali kaybedip safsatalara düşerse, safsata bidatlara bulaşıyor. Mesela din varken rüyalarla amel ediyor. Başka bir safsata bizimdeki içimize giren. İstişare varken istihareye yapmak. İlk önce istişare edilir, istişare edildikten sonra istihare yatılmaz. İkisi bir anlamda. Yani ehliyle. Mesela doktorun karşında doktor var orada. Misal için söylüyorum da. Mesela benim bir ayağımdan, böbreğimde sorunu var. Seninle ehli yaptı, konuştuk. Abi şu var, su içeceksin, şunu yapacaksın dediği anda. Öyle mi acaba diye istihareye yatılmaz. Mesela şeker hastasıyım, tamam mı? Ben desem ki sen orucu tutma, din değildir. Ve dinde de haramdır. Oruç tutan doktora hekim azık denilir. Kendisi tutuyor. Tutmanın ne demek olduğunu bilen, tutmanın ne demek olduğunu biliyor. Tutuyor. O dese ki tutma dindir. Tutma dediği halde tutar da ölürsen Allah sana sorar. Çünkü Kur'an'da şöyle bir ayet var. Bilerek kendinize zarar vermeyiniz. Tamam mı? Çünkü hekim yazın tavsiyeleri kutsi değil. Şimdi yani safsata deyince lütfen bu dersi sakın sokağa Ahmet'e Mehmet'e hamle etmeyin. Biziz. Yani hikayelerle meşgul olmayacağız. Derste Risale-i Nur dershanesinde imani dersler ve layıkalar okunacak. İmani dersten sonra şefk olur diye hatıra olmaz kardeşim. Bu da safsatadır. Hizmette safsatadır. Niçin safsatadır? Şudur. Hatıra genel olsaydı ustad onu layıkaya koyardı. Kişinin haletine, mazisinin müstakbeline ve örf, anane ve kültürüne söylenilen ikazları, özellikleri genellemektir. Hatıraları genellemek. İlk önce imani ders yapılıyor. İkincisi layıkalar ders yapılıyor. Çay içilir. Ondan sonra bitti. Ondan sonra istersen sabaha kadar tanır. Çünkü niye? Bazı hatıralar, çoğu hatıralar kişiye özeldir. Onu genellersen kişi kendisini de ona mecbur zanneder. Yani sanki ustad genellemiş. Hayır kardeş. Şey, örnek versek olur mu? Ben yani işte ustad şeyde Fatiha'yı sesli oku şeyde imamın arkasında. Harika. Okuyor. Şimdi hatırada ne geçiyor? Sungur abi demek ona demiş. Demiş ki Atıcı
Futbolcular da yaşanır, ben yaşadım. Seyahatlerde, değil mi? Namazı kastedilir mi, edilmez mi? Mezhebimizde. Peki, 27. sözde edilir mi, edilmez mi? Aynattır diyor. Peki, hatıralara bakarsan, şeriatı kenara konuluyor. Risale kenara konuluyor, hatırayla amel ediliyor. Ediliyor mu, edilmiyor mu? Safsata bu. Mecbur hissediyorsun yani. Mecbur hissediyorsun. Ustacım, yani mecbur hissediyorsun. Seyahatlerde veya imamın arkasına fatih okunmaz. 27. sözde söylüyor mu, söylemiyor? Peki, fıkıhta da böyle değil mi? Vaciptir diyor. Ve peki, hatıranın hükmü nedir? Sünnet midir? Hatıra yemek sünnet midir? Hatıra yemek vacip midir, farz midir? Değildir. Bak ne yaptık? Safsata. İçimize giriyor. Sıfır tarikata gitmemiş. Adam rüyasını din diye. Aa, kim rüya gördü? Çıksın anlatsın diyor. Lan orada bir hadis var. Oku, bir ayet oku. Veya ilmihal oku ya. Yani orada olduğu gibi bizde de böyle safsatalar girmiş. Safsata ya. Senelerden beri ona yani dersi izahlı yapmaya kızarız. Senelerden beri ders makamında milleti toplayıp hatıralar naklediliyor. Hatıralar genellenemez. Genel değildir. Şahsa hastır. Bak lügata görün. Ona hastır, ona söylemiş. Bana böyle demiş. Kendim ben de onu duyunca ben de onu yapmaya çalışacağım. On bir tanesi de işte bu. Fatiha okunur mu? Okunmaz kardeş. Namaz kastedilir kardeş. Ama kastedilmiyor. Ondan sonra kıvırıyoruz yani. Diğer böyle, ya diyor, fıkıhta böyle geçiyor. İfrat edersen tefriti sen doğurursun. İfrat, tefritten daha muzirdir. Çünkü ifrat tefriti doğurur. Ağır geliyor. Bunu niye misallere kayıyorum? Tavsiye etmeye çalışıyorum külliyatın hocasını. Safsata, sırf böyle tasavvufta girmemiş. Rüyalar, menkıbeler, nasıl dinin önüne geçmiş? Hatıralar da laikanın önüne geçmiş. Şeriatın önüne geçmiş. Kastedilir diyor, namaz kastetmiyorsun. Okunmaz Fatiha diyor, okuyorsun. Ona söylemiş. Ben 1985'te kendisine söyledim. Sungur abi sana dedi ama bu bizimle alakası yok dedim. Olsaydı üstad koyardı. Genel hüküm değildi. Değil tabii kardeşim, ahir dedi. İşte bir insan vicdanen mecbur gibi hissediyor. Hissediyorsun. Neler şey yapılmış kardeşim, bir bakın bakalım hayatımıza, ne bidatlar girmiş, ne hurafeler inmiş, resim haram mıdır değil midir? Ustadın resmi nasıl ya adam? Öyle değil mi? Peki, tarihçede ne var? Kapalı da caizdir. Kapalıdır o. Kitap açık değil, kapalıdır. Niye peki durmuş bu zaz? Yani mazide bu sarık ve takkeye düşmanları ne kadar katliam yapmış, bak işte sahabenin hayatı böyleydi. Yani buna hizmet etmek için Allah-u Alem, o da kapalı. Kitabın arası. Ama biz onu asıyoruz. Anladın mı? Ne kadar hurafeler girmiş. Allah Resulü diyor ki, benim resmimi dahi görseniz ayağın altına alın, sen ustadı koyuyorsun. İstinye'deki evinde de var abi. Üstadın kocaman portresi. Kırıncı abiyle orada sohbet yapıyorlar orada. Şimdi görüyor musun? Bir de isim verme bir daha. Ha, tamam. Yani safsatalar her taraf almış yürümüş. Abi ben vakıfa sordum, bilmiyorum abi yasak değil mi? Efendimiz bir kardeşim, üstad demiş ki benim resim hizmet edecek. Bunu söyleyerek yani böyle asıl... Nerede demiş? Hatıralar. Nerede? Hatıraları? Ona şey yapmış. Işte. O sana, onu anlat takkeme. Yani vakıf yani abi. Ha, olsun. Ne yapsın? Zavallı çocuk. Çünkü nerede demiş, ne oldu? Nerede var? Hani? Ben size iki şey bırakıyorum diyor. Temessük ederseniz kurtulursunuz diyor Allah Resulü. Aynı kanunsal da evet. Bir, Allah'ın kitabı. İki, sünneti, onun hayattaki uygulanısı, yansıması. Sünneti senin. Üstad da ben size iki şey bırakıyorum. Bir, Risale-i Nur. İki, layıkalar. İyi. Layıkasız istikamet yoktur. Nasıl olacak? Neyi, ne zaman, kim, nerede yapacak? Kim, neyi, nerede, nasıl, niçin yapacak? Layıkalar. Layıkasız yok. Ben kutsi değilim kardeşim. Bir sürü eksiklerim var. Bir hikmeti var demeyin benim kusurlarıma. Ama terbiyesizlik de etmeyin. Yani onu ne yapıyorsun falan böyle değil ya. Cam aynen korunur güneşi gösterdiği için. De ki abi sonra usta bir şey değil. Şurada böyle değil mi? Şimdi bana derste de iki şahitsiniz. Abi burada böyle değil mi? O kadar adım attığımız, sildiğimiz var ki.
Öyle mi değil? Hatta dedi ki çıkmasa girdik silelim, bu kalsın. Öyle mi değil? Eğer hatam hükümde, hatta sahibi başka bir ifade gösterdiğiniz halde ben kıvırıyorsam dinleme kardeşim dedi. Hakperest olacaksın. Hak cümleden âlâdır. Peki niye girdik? Fasık adam, fasık olan kimsenin kuvve-i akliyesi iktidarı kaybeder. İktidarı kaybedip nerede çıkartıyorum? İşaret icazda kuvve-i akliye, kuvve-i gadabe, kuvve-i şehvenin iktidarını anlatırken ifrat tefridini alır. Hemen oradan söylüyorum şimdi. İktidarı kaybetme kuvve-i akliyenin orada söylüyor. Celbeze ve gabavet. Öyle mi? Ha. İzah mıdır? Naklediyor. İtidali kaybedip safsatalara düşerse, celbeze ve kabavete düşerse safsatadır. Yani ifratı nedir? Sarahatların önüne koymak. Ötekisi küllümen inkar etmek. O ona aittir demek. Lazımsa alırsın. Bu kadar. Çünkü bunun kuyudu itirazesi yok. Kişi yanlış hatırlar. Ustadın yanlış ifade iyi anlaşılmıyordu sözü. Net anlamamıştır, anladığını anlatamamıştır, ona astır gibi. Mesela bana Rüştü abi bir sürü şeyler söyledi. Ustattan Zübeyir abiye nakletmiş, o da bana dedi. Diyor muyum? Yok, ne diyeceğim? Ama bunu teyit etme makamında burayı bize ders yaparken Zübeyir abi bize de ustattan böyle nakletti dediği varsa söylüyor. Teyit etmiyoruz. Olmaz kardeşim. Safsatalara girmeyeceğiz. Safsatalara düşerse itikadata ait rabıtaları kesmekle rabıtaları itikat şey yaptık. Şöyle yapalım. Lazım bize. Ses yapıyorsa şu şeyi kapatalım, bir bak bakalım ses çok mu yaptı? Bir o zaman kafamızı anlarız. Pervane bahsediyorum. Evet, tamam. Orada fiş var arka. Çekiyor. Şimdi sözler 142'de 3 yoldan bahsediyor. Yoldan bahsediyor. Tamam mı? Burası kaçıncı yoldu? 3. Üçüncü yol. Üçüncü yol. Tasdik niye tek yaptınız abi? İkisinde de tasdik. Tepe. Yani sizde de izan tek bakarsın. Tamam öyle mi yapmıştık orada? Yani taakkulü berzah tek yaptık. Sonraki tasdikleri de ayırt edin. Doğru, ayırmıştık. Yani dedim, farklı yok. Bir şey varsa bilelim yani. Yok yok, öyle bir şey yok. Ondan sonra hiçbir şey yok. Tamam. Yani iki tarafında tasdiği, bazında tasdiği. Şu tepeydi, tamam. Şu taakkuldü. Tamam, yanlış yaptık. Hasan abi, taakkulü ortaya yazın, berzahı sağ açıklama gibi yazarsanız daha iyi. Tamam. Doğru söylüyorsun. Tam ortaya. Tamam. Bir taraftan bakın fark. Ha? Bir taraf. Bir taraf. Bir taraf. Yani mecul gibi ortada mı? Tamam, kapsam. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Mecul dedik ya da. Evet. Teşekkür ederim. Kavseyn'in suretidir diyor evet. Arkadaşlar. Öyle midir abi?
Şimdi oldu abi. Allah razı olsun. Güzel tebrik. Şimdi tasdiklerine inip bilim burada oluyor. Ne anlatacaktı ki buraya geldik? Ha, bu kaçıncı yoldu? İkinci yol. Hangisi? Kabre giriş, üç tarzda, üç yol vardı ya. Kabre, birincisi neydi? İman ettim, imanı gibi yaşamış. İkinci konuşması olacaktı. İman ettim, iman ettiği gibi yaşamamış. Gelmesi gerekirken demiyor. Birincisi iman etti, imanı gibi yaşamış. İkincisi iman edip imanı gibi yaşamamış demesi gerekirken itikat etmiş, itikadı gibi yaşamamış. Tamam? Geliyor. Niçin demiştik? Şurayı itikat zannettiriyor işte. Burası itikat, oysa itikat burada. Bu kaçıncı yol? Burası sağ taraf bir. Şu şurası birinci yol. Sağ yol. Birinci yol. Bu ikinci yol. Bu üçüncü yol. He. Şimdi çok önemli şu berza birbirine zıt. Her şeyin her şekilde bulunabileceği, çoğu zaman kontrol edilemeyeceği bir şeyi adam bize itikadımız olarak yutturmuş. Buraya itikat ettirmiş. Sıkıntı, tamam mı? İtikat ettirmiş. İtikat edip itikat ettiği gibi yaşamayan çare-i necat değildir mi? Değildir. Şimdi bak, niçin geldik buraya? İtikada ait rabıtaları, rabıtaları kesmek de hayat ebedisini yırtar artar. Yani itikada ait rabıtaları bunun için çizmiştim. Sırf itikat düşünmeyin. İrtikata ait rabıtalar derken bunlar birbirine geçiş var. Şöyle. Bu bununla alışverişi var. Bununla var. Bununla var. Bu bununla var. Bununla var vesaire. Birbirlerine alışveriş var. Diyor ki irtikata ait rabıtaları kesmekle. Düşünebiliyor musunuz? 7 tane canavar var. 7 tane birbirinden kopuk canavar. Şöyle tasvir ediyorum. Dehşet ve vahşet. Şimdi Afrika'darsınız Gafur. Evet. Bir yerde timsah var, bir yerde sırtlanlar var, aslanlar var vesaire, at babalar var ve hepsi seni yemek istiyor, açlar. Seni de o saatten kurtulma çaren yok. Seçer misiniz hangisiyle ölmek istersiniz? O andaki halet ne olur? Mutlaka bir tanesiyle yenilecek. Ha, o haletin adı içsel aleme bu vahşetin dışarıdaki vahşetin dehşetinde. Bak bu vahşetin dehşetinde 24. sözde söylüyor. Değil mi? Bu vahşetin kimsesizliğin, değil mi? Erva habisinin izacatından, kimsesizliğin vahşetinden, ya, bu vahşetlerin müteşhitin vahşetinden. Tamam. Ha bu dehşet. Ha peki bunlar birbirine kopuksa ne demek biliyor musun? İşte bir korkunç vahşet var. Birbirine kopuk. Öyle birbirlerini yiyorlar ki kafada artık ben cuma günü bir yere gittim. İstanbul'un en güzel yeri bir yere gittim. Nasıl orman biliyor musun? Kilometrecele gidiyorum orman. Karşılıklı. Ormanların içerisinde evler var, villalar var. Evler bazen gözükmüyor. Bazılarını biliyorum. Bana ulaşmış. Ne cehennemi yaşıyorlar bir bilse. Oradan, ormandan virajlar alırken öyle büyüledi, öyle büyüledi ki mekanın insan üzerine tesiri var ya. O anda şunu demeye dedim yani yanındakine, yeğenim. Şu anda yavrum dedim, geçmişle geçiyorum. Şu anda acaba benden daha mutlu dünyada insan var mı?
ama o her daim orman içinde yaşayan ve cehennemi haleti yaşayanların yardımına gidiyor. Ama ben de binaların içinde oturuyorum. Ha? Niye misal veriyorsun? Birbirinden kopuk, eğer bu sistemi bilmiyorsan birbirini yiyor. Fetholi fi zarftır. İçinde mektup var. İbadi fetholi cennet. Yani cennete gideceksin demiyor. Zaten giriyorsun. Bunu 220'de Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Enna inne zenni abdibi Müslümanın cehennem cismanisi. Kafirin dünyada yaşadığı manevi cehennemi manevisinden cehennem cemalisi daha değişikti. Peki ne hissetmiyor? 15. şuada şöyle diyor. İptali his nevinden olduğu için kafir küfrün dehşetinden ehli iman da imanının lezzetini alamaz olmuş. Sebebi nedir? Hadis-i kutsi diyor ki ahir zamanda duhan olacak. Duhan. Duhan, korkunç duman saracak. Dağın tepesinde sis bastığı gibi Müslümanlar sükkam olacak. Kafirler ise sarhoş olacak. Tamam mı? Sarhoş olacak. Artık Allah, Allah kimsenin başına vermesin. Tamam. Müslümanlar ne olacak abi? Müslümanlar ne olacak? Sükkan. Ne demek? Yani nezde olan adam yemeğin tadını, kokusunu alamadığı gibi. Sersem. Ve kafirler de sarhoş olacak. İhtiyarlar, usta şöyle devam ettiriyor. İhtiyarlar ağlamaya, gençler serseriliğe, çocuklar haylazlığa başlar. Ve kıyamet acayip. Eninleri başlar her taraftan. İhtiyarlar ağlamaya. Gençler sarhoş. Çocuklar haylaz daha. Masumlar işte ağlamaya başlar. Bu bakın nerede oturursanız oturun ama mutlaka burada oturun. Dışarısı o kadar mühim değil. Peki huzur lazım. Para ve mekan ve siyah lazımdır. Lazımın lazımını lazım yaparsan lazım gider. Tamam mı? Bak. Huzur lazım. Maddiyat. Madde mekan sihat, eğitim, kültür, anane, gelenek, bunlar da lazımın lazımları dırlar. Huzur neyin lazım abi? Cennet. Huzur. Huzur değil mi? Hazır olan bir zatın ancak mümkün. Mesela Allah hazır olmazsa sende huzur olmaz. Bazıları huzuru daimi olur. Üstad ve Resulullah zaten şey. Huzur. Peki huzur nedir? Bunlar bütün sene ne kadar getirsen o kadar huzur olur. Yani şu saydığınız maddelerin dördü de üstatta yok gibi sanki geliyor bana Hasan abi. Hangisi? Madde, madde mekan, yok. Sıhhat, eğitim. Resulullah'ta da yok. Evet. Mekan yoktu, hapishanedeydi. Evet. Villada değildi. Sıhhatı da yoktu. Zehir gelmişti. Tam zehir gelmişti. Mektep okumadı. Üniversite mezunu değil. Üstad ilkokulda okumadı. Evet. Ama profesörler tez yapıyor onun der kitabında. Kültürü, yani asikopedik bir kültürü yoktu. Ananesi vardı elhamdülillah. Bir geleneğe bağlıydı. Kültür İslam kültürü, eğitim kendi ulaş yapmıştır. Şimdi bu huzur lazım bize. Bize lazım. Şey, vethuli olmak için yani evet. Cennet huzuru. Bu huzur bize lazım. Huzur. Huzurun tabii yorumlaması farklıdır. Birinci huzur, dima bütünselliğidir. İkinci huzur, dima ve kalbin bütünselliğidir. Üçüncüsü,
akıl, kalp, vicdanın, şey ruhun bütünselliğidir. Dört, en kapsayıcı da budur şu. Akıl, kalp, ruh ve fiil. Ne kadar bütünsellik olursa huzur etendir. Huzuru tam denilir. Huzuru tam o. Biraz yani dima, kalp, ruh ve fiilim bütünselliği huzuru tamdır. Huzur etem. Fiilin bütünselliği vicdandaki irade ibadetullah mıdır? Dışarıya vuruşudur. Evet. Vuruş. Tamam. Şimdi adam ne yapmış biliyor musun Gafur? Canım kardeş. Şunu almış. Huzur istiyor. Ama huzurun sebebi para şey yapıyor. Esas alıyor. Huzuruna sebep bunu öne geçiriyor. Huzuru burada aramış. Huzuru burada olsaydı Karun çok huzurlu olurdu. Firavun çok huzurlu olurdu. Mesela Nemrut kafasını vura gebermezdi. Sinek var diye. Çünkü huzuru direkt buradan. Bazı gafil insanların olduğu gibi. Yani huzurunu kaybediyor para için. Sonra Hazreti Ali'nin ifadesiyle bazıları ele geçiriyor. Çoğu ele geçiremiyor parayı. Huzuruna sebep para zannetmiş, geçirmiş ama huzuru gitmiş, sağlığı gitmiş, ömrü gitmiş. O parayla, Hazreti İmam'ın tabiriyle, sihatını, ömrünü, bedenini geri alamıyor. Ama bu kötülüm etmemesi lazım. Ha, huzur bize lazım. Ama buna götürecek maddi imkanlar lazım. Villa lazım, Müslüman villada olsa, yatı da olacak. Şimdi yatı olsa bir Müslümanın, dersten sonra hepimizi denize götürse ve orada bu dersin kriterini, müzakeresi yapsak güzel olur. Veya bir Müslümanın villası var mesela. Abi dersten sonra gidelim şimdi bizim o bahçede çok orman. Gerçek iyidir. Müslümana yakışır. Allah'ın nimeti Müslümana yakışır. Kafire niye yakıştırıyoruz? Uçağı da olsun. Ama esas yapma yakışır. Müslümana yakışır. Müslümana en iyi araba yakışır. Müslümana en iyi gıda yakışır. Genetiği bozulmuş mısırları, pasta, patates kızartmaları yakışmaz. Uyduruk ne olduğunu yemez, kaliteli yer, namaz yer vesaire. Hani niye şey yapıyorum? Toplumsal bir hastalığı da tamir etsin söylemleri. Villası olması lazım. En kaliteli bir olması lazım. Geniş evi olması lazım. Ha? Ama lazımın lazımı makamında bırakacak. Huzur bize lazım ama ona sebep olan maddi imkanlar, mekanlar, sihat, ve eğitim, kültür, anane, gelenek, örf var bir de, örf. Şair, tam olsun. Bu lazımın, lazımları. Şair bile öyle. Şimdi geçelim, devam edelim. Şimdi bu konuya daha girmedik. Bunu ne dedim? İtikata ait rabıtalar kesilmesi. Yani niçin gösterdim? Bu dimadaki son mertebe olan dima, itikat kendi başına çalışmıyor. Bütünsellik içinde çalışıyor makine. Mesela arabanın motoru düşünün. Giderken sen görmüyorsun gözünle. Piston çalışıyor. Krank mili çalışıyor. Ehli hani şey gibi görüyor biliyor musun? Böyle arabaya bakıyor. Mesela ben ehliyim biraz. Bunu eğitimini almışım. Şimdi arabaya bakıyor. İçinde ne oluyor? Benim için %100'dür. Görmüyorum ama görmek gibidir. Yani hakkal yakın seviyesindedir. Yani orada krank mili nasıl çalışıyor? Görüyor. Piston nasıl inip çıkıyor? Yağlama nasıl çalışıyor? Yani din kafanın bütünselini anlatıyor. Mesela radyatör çalışıyor. Tamam mı? Radyatör çalışıyor. Elektrik donanımı çalışıyor. Sistem, motor ama. Volan vasıtasıyla harekete dönüşüyor. Lastikleri aktarıyor. Elektrik donanımı, soğutma donanımı, yakıt donanımı ve içsel bütünselliği devam edince itikadı oluyor arabanın. Arabanın itikadı oluyor. Yani tek başına benzin
yetmiyor. Benzin lazımın lazımıdır. Ha, şimdi geliyoruz şey. Bu metin bitti. Şimdi buradan açık çıkarımlara bakıyorum. İtikadın kapsamına veya yanlış itikat olmasına sebep... Kopmasına abi sanki ya. He? İtikadın kopmasına değil mi? Ha, yanlış okudum. Ha, İtikadın kopmasına veya yanlış itikat olmasına sebep neymiş? Kuvve-i akliye ve fikriyesi itidali kaybedip safsatalara düşerse, itikat kopar veya bozulursa safsat oluyormuş. Safsataların, hulafelerin, bidatların girmesine sebep odur. Yani yumurculukta böyle ki safsatalar girdi bize, giriyor. Tarikatta da böyle giriyor. Rüyalarla, menkibelerle, Kur'an'ın ve hadisin öne geçmesi, zahiri şeriatı unutulup buraya şunla bunlarla amel edilmesi, yanlış da olsa hikmetil vardır denmesi. Çalıştıralım mı? Biraz sıcak oldu mu? Evet hocam. Bas oraya. Şimdi bizde de daha çok hurafe ve safsata hatıralarla girmiş. Yani buna ihtiyaç insan duyuyor. Hatıraları çok acayip diyor. Layıkalar o kadar duymak istemez. Çünkü şeytan devrede. Cazip geliyor. Saatlerce hatıra dinlersin. Bir mektup okumaya tahammül edemez. Başka içimize giren safsata. Safsata bu. Mesela Risale-i Nur'u daha iyi anlarsın diye sakın isim verme. Yeni gelen arkadaşları kazıdım. Eskileri biliyor. Tamam yok şey. Konuşabilirsen silinebilir de isim verme. Risale-i Nur'u daha iyi anlarsın diye sarahaten bir nur talebesi kitap yazamaz. Daha iyi anlarsın diye piyasada var olan Risale-i Nur'u anlarsın diye yazılan kitapları dizin. Namertim benim boyumdan yüksektir kitap. Ve piyasada Risale-i Nur'u daha iyi anlarsınız diye yazılan kitapları okuyun, ömrünüz biter, kitap bitmez. Risale-i Nur'u 15 dakika yarım saat okuyamayan adam onlar mı okuyacak? Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la anlayacağız. Atıflı okuyacağız. Peki anlayamıyoruz. Herkese mesele anlamaz. Müzakere edeceksin. Evet. İşte müzakere edeceksin. Evet. Anlamadığınız ne var şimdi? Soruyorsun. Ben de çalışıyorum. Ömrümü vermişler. Senin sahan değil. Benim sahan biraz araştırma. Senin sahan okumak. Ha, tek tek kelimeyi içerisine dima, kalbe, vicdana, eyleme nasıl? O benim daha çok iş, ihtisasım. Ama bir başka kardeşe gidin dershaneye. Ustadın kaç tane talebesi vardı? Nerede yaşıyorlardı? Kaç tane çocukları var? Şimdi ne yapıyorlar? O zaman bunu biliyor. Ustadın talebesi diyor, o söyledi. Ashab-ı keyfin ta şey yok. El üstüne ne diyeyim? 300 küsur tane. Ashab-ı Sufan ve bir de şey. 300 küsur tane. Ha, sağ Peygamber Aleyhisselam'ın sahabesi vardı ya, 300 küsur taneydi. Bedir. Bedir'deki şey. Gittiğin şey kişiler kadarmış öyle. Ya neyse kıyas ediyor falan yapıyor şöyle. Ben benimse anlamam. Başka bir yere git dershanede. Ayağa kalkmayan, sarığını kafasıyla gösteren, Nikola Mikolaç'ını diyen falan. Ben onu da bilmiyorum fazla ihtisasını. Sen bu yani. Dolayısıyla şey yerinde iş yapacaksın. Şimdi, misal veriyorum, bir şeyi hedeflemiş değilim, tavsiye etmeye çalışıyor. İçimize giden bidatlar ve hurafeler. Tasavvufta da rüyalar, menkıbeler, bizde hikayeler, hatıralar, ondan sonra önüne geçmiş. Başka kitaplar öne geçmiş. Sarahaten değil mi? Sarahaten kitap nur talebelisi yazmaması gerekirken yazıyor. Ama bir Allah'ın kulu da bir şey demiyor. Bu şekilde ders yapmaya her hücum ediyor. Kitap yazan bir şey demiyor. Ne kadar safsata girmiş diyor. Şimdi bu emrediyor usta. Aranızda şey yapın, müzakere yapın. Müzakere yapın. Müzakere yapın, beraber fikir alın, şey yapın. İsabet ederseniz iki tane sebep. Şerh izah yapılabilir mi? Şerh izah olarak. İşte karşısında söylüyor. Sizin şer ve izah vazifeniz devam edecek diyor. Yani kitap yazmış ama mesela bir risalenin şerhini yapmış veya izahını yapmış. Ha, yani şer ve izahı şer ve izah makamın kadar olacak. Yani
Mesela sözlerin nasıl anlarsın diye bir kitap yazmış adam, sözlerden de akıllı. Mesela ben bir atıf yapacağım, tamam, bir cümle söylüyorum, bir saat konuşuyorum. Adeta Risale-i Nur oldu biliyor musun? Spiker gibi. Sayın seyirciler, şu konuda konuşacak, Hasan Akal bunu diyecek diye çağırıyor, ben konuşuyorum ya. O adam ne kadar söyledi o kadın veya? Bir iki dakika. Ben saatlerce. Ha sanki Hasan Akal konuşacak, ey Nur talebeleri, Risale-i Nur sanki spikerlik yapıyor. Yani ne demek? Bir cümle söylüyor, ondan sonra saatlerce ben konuşuyorum. Olur mu öyle bir şey? Öyle mi böyle saçmalık? Böyle şey olur mu? Atıf yapıyor, bir paragraf atıf yapıyor, bir sayfa atıf olur mu? Bu umumi ders. Hususi derste müzakere olur. Bu hususi de müzakere yapın. Umumi derste müzakere olmaz her şeyin. Orada gerektiği kadar atıflar vermek, lügatını vermek, oraları göstermek. Umumi derste. Yani beraber yaparken eğitim başka. Bu eğitimdir ya. Ders değildir. Eğitimdir. Mutala yapmışız, müzakere ediyoruz. Mutala demek, kişinin kendi tetibatı araştırması. Mektubatta ne diyor, lemalarda ne diyor, şartıcazda ne diyor. O tetibat yapacaksın. Tamam. Buna ne deniliyor? Mutala. Mutalalarımızı paylaşıyoruz beraber. Ders değil. Bunun adı da müzakere. Sonra hepimiz aynı seviyeye çıkıyoruz müzakerede. Enaniyetlerimiz kırılıyor çünkü seviyemiz belli burada artık. Hepimiz müzakerede belli yani durumumuz ortak. Ortaya getiriyor müzakere, herkesi tırpanlıyor. Uzun kısa adımı yapıyor, orta yapıyor. Herkes aynı dersi dinince hepimiz aynıyız. Ondan sonra mesela gelmiş adam, bu şeyi ders bilmiyordu. Derse girdi, çıkarken benimle aynı olacak. Tak, enaniyetim gitti o zaman. Hepimiz aynıyız. Hepimiz aynıyız. Sonra buradan çıkacağınız zaman kıtalara, memleketlere dershane ders yapınca bu bilgi malzemesiyle hitap et derken iki üç kelime lügat manasında koyuyorsun. Oraya koyuyorsun, sepiştiriyorsun. Bak, itikat yaparsa bizde bayağı fasık, yani safsata. Bir sürü safsatalar girebiliyor. Laikalar insansa alacağız diyecek. Tamam. Laikalara bağırıp çağırıyorum. Gene zarar veren de benim. Tamam. Laikalar okunması lazım diyor. Gene zarar veren, laikalar okunması lazım. Dışlanmaması lazım. Şuradan bir şey okudu gidelim. Aynı elinde böyle yapıyor. Şuradan bir şey okudu gidelim. Laikalara böyle yapıyor. Ha. Kişiden kişiye hususi bir aleti ustada özel istifadesini sunuyormuş. Evcisan külliyatı ne yazıyor? Benimle alakası yoksa, vallahi benimle alakası yoksa okuma. Ne yapacağım? Dün neredeydiniz? He? Dün neredeydiniz? Ve evet, haftayı nasıl geçirdiniz abi siz? Abi çok doldurmuşlar sizi. Bozmayın kendinizi ya. İnşallah. Aynen. Baktım ki, kardeş dedi. Dur dur dedi. Bak burada bir hatıra okuyayım da dinledi. Özür dilerim, başlamadan önce ben dedim ihtiyacım var dedim. Ben onu ben yaptım. Ya şimdi mi buldun dedim. İşin değilmiş demek. Ha. Ondan sonra geldim. Neredesin ya, bekliyorum. Sen onu ağaçlara okursun dedim. Şu bahçendeki ağaçlara okursun dedim. Layık okursan geleyim sen. Ne dedin? Hani öyle safsataları dinleyecek zamanım yok. Layıkaları oku, amenna. Hani öyle hikaye dinleyecek, kişilerin hikayesini okuyacak, dinleyecek zamanım yok. Ben enaniyetli adamım. Başkasının hayatını değil, kendi hayatımı. Enaniyet ya. Bu sen layıka. Yanlış mı yapıyorsun? Aynı yanlış yapıyorsun. Bırak bana, oradan risale aç, oku bana. Hatta Zübeyir bin Düzen abi de diyor, layıkalar ve iman kürbazını ikisini ele alan diyor, hakla batılı ayırt edecek. Evet. Zübeyir abinin ama altında kitaplar basılıyor. Evet. Onun dediğini kim bir söylüyor ki? Kim onaylamış? Hakikaten onu demiyor. Peki orada geçen bir yanlış bir ifade senin istikametine zarar verecek, sen olacak. Peki devam ediyoruz. Bu şeye gelmiş gafurla safsatalara da aslında dolmuşluktan değil de safsata izah etmeye çalışıyor. Anladın mı? Evet. Yani safsata nasıl giriyor? Hayatta uygulansın diye söylüyor. Şimdi demek ki itikadın kopmasına veya yanlış itikad olmasına sebep kuvve-i akliyenin fikriyesinin ve fikresinin itidalini kaybedip safsatalara düşerse
itikadı kopar ve bozulur. Bak itikadımıza zarar verir. Kuvve-i akliye ve fikre ikisi de taakkuldadır. Peki bunlar nasıl bozuluyor? Fasık adam fıskıyla. Fısk, terklerin nispetinde itikadın istikametli ve sağlam olur. Mesela kafayı şunu, dimağı bütünsel koymanın herkes koyabilir. Herkes Risale-i dersi böyle eline geçmez. Herkes koyabilir. İstikametine koyar. Babaannelerimiz de, ninelerimiz de koyar. Doğru düşünüyorlar. Sebebi dima istikametine koyan terklerdir. Kalpteki birbirine çatışan, çelişen, garip garip hisler, haller var ya, halet-i rüyeler. Onları da kıblesine koyan, ortalama kıblesine koyan tecerrütlerdir. Tecerrüt. Bir meziyet gerekmiyor yani. İlim, kitap okumaya gerek. Tertlerin nispetinde akıl istikamettedir, itikat istikametindedir. Biz bozuyoruz, ilim namı altında içeri soktuğumuz gafur. İçeri sokarak, bidatlar, hurafeleri, yani tertlerle dima istikamete konulur, tecerrütlerle kalp istikamete konulur. Yani tert, fazla bir şey gerekmiyor, yapmamakla yapıyorsun ki üstadımız gemi dümencisi diyor. Adam vazifesini yapmadı, gemi bindi. Kendisi uçurmadı baya. Yapması gerekeni yapmamakla yaptı. Hani tertlerin yoksa yapman gerekenleri yapmamakla dimağını zehirliyorsun. Diyor ki fısk nedir? Fısk tertlerin nispetinde itikadın istikametli ve sağlam olur. İtikadı bozuk olursa sanki virüs girmiş gibi, virüs girmiş gibi dosyalar birbirine girmiş. Misal, bilgi çok bilgisayarda ama virüs varsa kullanamazsın o dosyaları. Ben bunu yaşadım arkadaşlar. Allah bir Müslümana vermesin. Kendimi kontrol edeceğim. Haletim iyi değil. Zehir şeyi vardı vücudumda, zehir. Fakat bilgilerime ulaşamıyorum. Dosyalarıma ulaşamıyorum. Doğru bilgilerime ulaşamıyorum. Bir ulaşabilsem var ya, anasını ağlatacağım yani o şeyleri. Fakat ulaşamıyorum. Her his, her bir fikir, her bir hayal, her bir dışarıdan söylenti. Ya bana iyi geldi diyor. Romatizmaya bu meremiz, bu ilacı iç diyor. Lan fıtrat farklı ya. Kadındır, erkektir, büyüktür, küçüktür. Yani evet, senin de romatizman da ama sen kadınsın, o erkek, o çocuk, o büyük. Öyle mi doktorum? Doktoru geçeceksin, fıtrata uygun iş yapacak. Ha, ben bu sistemde dosyalarıma ulaşamadım. Ve buradaydım. Bazen bir tasavvur, bazen bir tahayyül. Hallaç pamuğu gibi bir oradayım. Ulaşamadım. Evet. O sırada tahakkül işgal altında. İşgal altında. Tahakkül kullanılamadığı için dosyalara ulaşılamıyor. Ulaşamıyor. Çünkü buradan buraya geçecektim. Evet. Dosya burada. İlim denilen tasdik. Yazayım bunu. Tasdik neydi? İlim denilen tasdik. Şu anlarda geçiyor. İlim dosyaları burada. Kardeşim bir buradayım, bir buradayım. Allah razı olsun. O zaman doktorum bana çok yardım etti. Dosyalarıma ulaşmaya. Şuradayız. Bu benzer. Langur langur. Buz üzerinde dengeyi kaybeden araba. Bir sağ bir sol. Hemen metin. Nereye gidecek bu? Buraya ulaşamıyorum ki. Buradayım. Tak buraya geliyorum. Araba bir ölüyor. Arabadayım ama araba buz üzerinde koron ölüyor. Buraya bir ulaşsa duman attıracağız. Bir tutundum ulaşınca Allah nasıl olacak? Ya bir sohbeti var kardeşlerle. Sohbet seni kolundan tutacak. Kardeş. Ondan sonra veya ciddi bir inayet. Kendi başına olmuyor. Ciddi bir inayet gelecek. Veya kardeş elinden tutacak. Yavaş yavaş, acele etme. Bir anda olmuyor. Geçtiğin anda vay be, geriye bakıyorsun.
Şimdi seyret. Beni kim şey yaptı diye böyle dönüyorsun, işte burayı deşifre ediyorsun. Ben böyle yaşadım. Bizim bir zehir, zehirle alakalı zehirimiz vardı vücudumuzda. İlim denilen tasdik şualarda yedinci şuada geçiyor. Ayet-i Kerim'de eğer birbirine girmişse bu, peki ne yapıyor? Allah işte ağzına işte bir şey yapmak için üstad da, üstadı da hasta etmiş değil mi? Asın imamı neyle hastalanmış? Asın ne hastalığı varsa hepsini yaşaması lazım ki çözüm üretsin. Bir rüyamı anlattım, rüyamın parçasını. Bundan 15 sene önce belki Osman'ın 20 sene önce Abdullah Demirtol'a da şahit bunu. Onunla şeye gidecektik. Zeytin alacaktık dershaneye toptan. Cumartesi dersi bitti. Yattık. Pazar sabahı çıkacaktık. Cumartesi akşamı ders. Zeytin alacaktık. 300-500 vesaire diye dershaneye. Adaya giderken gidecekti. Cumartesi bir dersi bitiyor. Yatıyoruz. Pazar sabahı. Bu akşam diyor. 20 sene veya 15 sene var. Yani 15 sene var. Bir telaşı var Rabuat Varda, doktorun. Bir telaşı var. Hepsi profesör. Hepsi beyaz önlüklü. Prof, bilmem ne, prof. Asrın salgın hastalığı varmış. Bir hastalık varmış ki insanları tırpanlıyor. Onlara çare aramak için Rabuat Var orası. Çare arıyorlar. Buraya. Yani Rabuat Varda. Yani o kadar mecbur hissediyorlar ki çare. Yani insanlık gidiyor. Hemen insanlığı kurtarmamız adı profesörler, ben de hiçbir şey yok. Ben de asistanım, hiçbir numara yok, beyaz önlüğüm var. Beni hiç kimse kale almıyor. O ona söylüyor, o nasıldır falan, laboratuvarda şey yapıyorlar falan, laboratuvardayız ya. Sonra onlar meşgulken ben orada kitap karıştırdım, şey yaptım, asistanım. Çıktı derken, o hastalığın formülünü buldum. Dedim, bakar mısın hocam dedim, benim bir profesörüm var. Diğerleri onunla alakalı, direkt bana bakıyor. Diğerleri bakmıyor. Benim profesörüm, ne oldu Hasan diyor böyle, tamam mı? Şöyle, ne oldu Hasan? Hocam dedim, ben galiba buldum. Ne buldun lan dedi böyle, elini bıraktı. Hastalığın çaresini buldum. İstersen bak dedim, bir döndü tahtaya. O hiç bana bakmadan bulundu dedi, diğerleri de bulundu dedi. Böyle bana tahtaya bakıyorlar, bana bakıyorlar. Vay canım ya. Aslında şey, galiba ben buldum galiba dedi. Yani o sonra anlıyorum ki istihdam manasında şükür için tadadı. O emma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin nimeti şükür için tadadı. Şükür. Sonra işte bunlarla bu harita şey yoktu daha, şey işte. Ama bunlarla meşgul olduk. 30 seneden beri meşgulüm. Bu harita. 30 sene. Ondan sonra demek ki Allah-u Alem çok Müslümanlar ayakları başımın üzerinde olası canım kardeşlerime faydası olacak zannetti. Bu sistem onlara formül olarak gelmiştir. Külliyattan zannediyor. Şükür, yani hamdolsun eğer istifade edilmişse. Ama şu serbest bölgeyi bir nur talebesi, bir Müslüman dersi dinleyerek not alarak çok rahatsız diyorsa gündelik hayatına ufak bir not, kopya kağıdı gibi bu kadar yazıp para cebine koysa, dolaşırken, okula giderken sıkıntısı gelsin, çıkartsa onu tekrar okusa, hemen okumak bağlıyor ya, ikra. Hemen bağlıyor seni. Yani düşünceyle aslına gelemez, hemen kopyanı çıkar. Serbest bölge, ya böyle çiz. Siz tamam mı? Hemen buraya geliyorsun. Hemen kopya gibi cebine kağıt koy. Ben Kur'an'ımın içerisinde kopyalarım var. Yani kazanımlarımla sıkıntılarımı şey yapan, karşılaştırıp muvaffak olduğumu bir alamet koymuşum. Tak diye yukarıda. Kur'an'ımı da koymuş. Kur'an'ıma. Kur'an'ın arka şeyine koymuş. Hemen sıkıntı olduğu zaman hepimiz insanız. Resulullah'ta olmuş, ustad da olmuş. Ustad şey miydi yani? Bütün yüz gözümle alıyordum.
Şöyle bir iman hiç o kadar iman dersleri veriyor. Evet, ondan sonra bir vefasız, hiç beklemediğim bir kişiden vefasızlık gördüm diyor. Bütün acayip gene usta çıktı aşağıya. Orada. Anladın. Şurası iyi. İmanın men etmeseydi intihar edecek. İntihar, evet. İmanın beni men etmeseydi intihar ederdim. 242 Kastamonu'da sıkıntı bana da sirayet etti diyor. Ha böyle kopya gibi yap. Hocam, ben Kur'an'ın arkasına, sen de para cebine koy, şunu bir çiz, serbest bölge, şu cümleyi yaz yeter. Birbirine zıt. Her şeyin, her şekilde bulunabileceği, çoğu kontrol edilmesi mümkün olmayan, 18 bin alemin hulasa-i camiası, birbirine çelişen ve çatışan, her şeyin bulunabileceği bir alan. Şu anda o aktif, diyeceksin. Altına de ki, şu anda o aktif. Yesinler sıkıntısını. Anlasın haberlerim var. Tak, hop, yolda olur kardeşim. İnsan bunları yaşadıkça da tasdik ediyor ya sana. Evet. Ben mesela çok kısa bir şey anlatayım. Anlatma, uzun uzun. Çok kısa. Çok uzun. Şimdi ben mesela araba sürüyorum ya, yani daha evvelden. Araba sürüyorum, mesela bu sizin bahsettiğiniz gibi vesvese tarzında. Eferini çek, vurat yap. Aynı yani böyle. Bana diyor ki mesela eferini çek. Ben odur diye Giderken 200-100'e giderken yani. 100-100'de giderken. Tamam, tabii ilk başta rahatsız ediyordu. Ya sonra mesela bu manaları düşünmeye başlıyorsun. Evet. El freni çek. Hayırlısı oluyor hocam. Ondan sonra ne oldu Hasan abi? Bir gün böyle tabii internete bir gelmiş şey, arabayı bulamış abi. Bir baktım. bir tanesi şeye gitmiş. Bu cinciye. Niye biliyor musun abi? Kamyon şoförüdür. El freni çektir diye ona sürekli şey geliyor. Adam da bundan müptela olmuş, kurtulamıyor. Ve cinciye. Ve arabaya kullanamıyor yani. Araba işini bırakmış. Şimdi Allah'a şükür olsun biz bu tarzda düşüne yani bu dersleri göre anında bir iki gün devam etti. İlk gün rahatsız etti dedim. Onun içinde yani bunları hatırlayamadığımız için. Ondan sonra ikinci gün tak geçti bitti yani. Bak şimdi burada kim bulunabiliyor? Şeytan ve türevleri. Nedir o? Bir. El freni çek, esinler el freni. Çek. Türevleri. Bir, nefsi emmare. İki, cinler. Üç, erbağı habiseler. Ondan sonra erbağı aliyeler de var. Hep şey değil ki, zıt birbirine. Melek ve şeytan. Yani melek kötü değil ki. Müslümanı kafiri. Ha, bunun karşısı var. Şöyle yapayım da. İki ders önce yapmış mıydı? Yapmıştık. Şeytan, melek, cinler, Müslüman, kafir. Hepsi var. Erbahlar, usta şöyle diyor. Şeytan, melek, bak. İns, cin, şeytan, melek, dört. Bir tane de ekliyor. Ruhaniyat. Ruhaniyat nedir? Ervahı, aliyeler, habiseler. Vesaire. Hasan abi. Nefis de yazmıştım. Akşemseddin. Nefis. Hasan abi Akşemseddin bir şey söyledi, söylemezsen. Ne o? Nefis, bak nefis, alacağım abi. Tamam abi. Nefis, bir, nefsi emmare, nefsi levame, mulime, mutmainne, raziye, sadık, evet. Hepsi var. Ha, evet. Akşemseddin ne diyor? Evet, Akşemseddin der ki Hasan abi, şeytan süre istemiştir diyor. Burada şeytan, melek, cinler, işte Müslümanlar böyle, buradan çık diyor. Yani sana burası süre verilmişlerin yeri. Allah demiyorum abi. Bana süre ver, sen müddet verilenlerdensin diyor, çık. O müddet zaten neydi? Nokta istinadsız orada bakıyor. Oradan sonra zaten kıyametin bitti yani çıkarsın. Yani burası müddet. Yani müddet verildiği yer orada. Hani bende niye bu duruyor? Muhlet verilmiş. Çıkarsan ama bitmiş senin için. Evet. Kıyamet kopuyor yani aslında. O zaman ölüyorsun değil mi? Kıyamet kopuyor. Şeytana muhlet verilmiş, ne zaman muhleti bitiyor? Kıyamet koptuğu anda muhleti bitiyor, bir muhleti bittiği anda kıyamet. Bu... Evet, doğru söyledin. Hakikaten akşam sitesi. Evet, durum iyi değil mi? Sarmıyor zaman.
Ama sistem yaptı mı, sizi Allah rahatlatsın ve rahatlatmış, bu rahatlığınızı daim ettirsin. Sebebi ne biliyor musun şu rahatlamanız? Oysa bu kadar ders, bu kadar sahte. Çünkü burayı okumuyorsunuz. Buraya bakarken, cama bakıyorsunuz aynaya, saçını tararken. Aynen. Ulan burayı görmüyor musun? Burayı niye tarıyorsun, bunu tara. Burayı göreyim, burayı görüyorsun. Zerika, burayı kendini seyrediyorsun. Sensin. Peki okul dersleri 40 dakika doğrudur. Çünkü okul aklı talim eder. Bu dersler aklı talim, kalbi terbiye ettiği için zevk alınır. Saatlerce sürer. Resulullah'ın saatlerce sürer. Ustad 6 saat ders yaptığını, Bursa'da vefat eden bir abi vardı ya, neydi o? Şenler. Üzeyir Şenler abi. 6 saat sabah namazından sonra ders yaptırıyorsun. Biz yapamayız. He tamam, biz zaten geçeceğiz. Bir ara verebiliriz abi. Öyle mi? O şeyi bitireyim. Tamam. Erdinç burada değil mi? Kahvemi isterim. Bak size şey kahvesi geldi bu arada söyleyeyim. Osmanlı şey, Tibet mi ne? Bak onu ismarlattırdım, Maraş'tan geldi bak o dönem. Bana Türk kahvesi. Şimdi okuduk. Ha bitti. Vay be aferin lan. Neydi? Virüs dediniz. Ha, demek ki kafaya virüs girer, dosyalarına ulaşamaz. Ulan başkanım, bilgisayarda çok bilgi var, bilgi de sayıyor zaten. Ama virüs olunca sıfır gibi gözükürken sıfır değil. Çok iyi biliyorsun ki ben bunu eline götürürsem serisi, virüsü temizlersem gene bilgi. Ama virüs varken size hiçbir bilgi yok gözüküyor. Ha, demek ki endişe etmene gerek yok. Bilgisayar kadar kendine değer ver, eğilini ara, sen uğraşma. Onunla uğraşırken bilgiyi de silersin, eğiline git, bu maddi doktor olur, hekime hazır. Manevi doktor olur, herkese de gitme. Adam mesela manevi doktora gidiyorsa, ya bir şey olmaz Kur'an'ım, olmaz kardeşim. O eğilirse der ki, kardeşim doktora da git, doktora git, buradan da medet al. Tamam. Hangisi? Yok, al hangi yolla Allah şifa verecek, öyle değil. Ha, demek ki bilgisayarda bilgi gözükmemesinin sebebi virüsten kaynaklanıyor. Hani bunu nasıl kırıp atmıyorsun, Allah belanı versin demiyorsun, çöpe atmıyorsan, tamire götürdüğün kadar bunu da tamire götür. Tamir. Ayakların kırıldığı zaman, baston kullanmak insanın şahsiyeti gitmediği gibi, Müslüman da dima ile alakalı, kontrol sistemiyle alakalı destek alması, ilaç alması, şahsiyetiyle, imanıyla alakası yoktur. Sistemle alakalı. Burada kesiyoruz, bir çay molası veriyoruz. Ahir davahu men elhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 230. sayfa, İşaret-i İcaz, 176. Sen otur. Ve imanın itikat edilecek esaslarıyla yapılacak hükümlerini icmalen delillerine işareten zikretti. Bir daha. İmanın itikat edilecek esaslarıyla yapılacak hükümlerini icmalen delillerine işareten zikretti. İşaretleyeceğiz, 176'da geçiyor. Burada da itikadın istikameti ve sağlam kalabilmesinin zemininde esasların delilleriyle mümkün. Yani itikadın sisteminde, vasatında batıla itikat var, küfre itikat var, batıla iman yok, imanın zıttı yoktur. İçin yoktur, imanın kaynağı Allah'tır, Allah'tan şer gelmez. Mesela Allah ve melekleri vehim ve vesvese vermez. Vehim ve vesvese geliyorsa Allah ve melekleri yoktur orada. Dolayısıyla irade-i cüzenin sarfından sonra irade-i küllenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur iman. İman budur. Allah'tan şer gelmeyeceğine göre imansızlığı kalbine koymuş olduğu değildir. Ama itikadın batılı vardır, imanın batılı yoktur. Batıla itikad ederler diyor. Şimdi itikadın sağlam olabilmesi için esasların bir kere kesin olması lazım. Esas, iman esasları, akaidin
akaidi hükümleri alemimizde bir kere kesin olması, deliller olması lazım. Çünkü itikat delillerle, esasatla yürür. İman ise örf, anane, kültür, şair, eğitim, gelenek de beslenebiliyor. Demek ki itikat delilleriyle mümkün. İtikat esaslara, delillerle güçlenip istikamette kalır. Dağdaki ninelerimiz, köylülerimizin itikadı da çok sağlamdı. Onların itikatlarının sağlam olması, dini bir gelenekleri vardı. Örf vardı, anneanne vardı, kültür vardı, gelenek vardı. O için itikatlarını sağla. Bizim mesela eğitim aldığımız şey çoğusu fıtratımıza müdahale edilmiş, esbabı merci ve esas yaptırmış. Yani esbaplı bilgiler var bizde. Esbaplı, esbapsız düşünemiyoruz. Doktora mesela ya organ bozuldu, Kur'an'la itikatla adam düzelemez mi? Doktorların ekseriyeti mutlakası, Müslüman dahi olsa, sebepsiz bir şeyin düzelmesini akılları almaz. Abi münafık lazımı mı değiştiriyor? Münafık lazım, münafık demeyelim de, fasık diyelim. Çünkü fasık bozuyor. Münafık çok ilginç bir şey, sistem. Sistemsiz sistem yani. Yani münafık kendisini biliyor ya. Mesela münafık üç tane sıfat söylüyor külliyatta. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir diyor. Vicdansızdır diyor ve kalpsizdir diyor. Anladın mı? Emirden nasıl söylüyor. Şey diyebilir miyiz abi? Fasık, münafık imana. Tabii. Yani fasık, hepimiz fasığız kısmen. Günahkarız. İtikadımız ama münafık değiliz. Çok ağır yani münafık da onun için. Çünkü kafirden bakarası bakara, bütün Kur'an'da değil. Üstad söylüyor, inna atteyna da. Bakara suresinin 6 tane ayet kafirlere iken, 2 katı 12 tane ayet münafıklar var. Çok acayip. Öyle korkmayın, münafık münafık olduğunu bilir. Ya ben münafık mıyım demek, kaf ve reca ortası mıyız? Çünkü münafık, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir. Bir, münafık kapsızdır. Münafık vicdansızdır. Vicdansız demek halk kabiri vicdansız değil. Vicdanın içerisinde ne var? Yeni gelen kardeşlerime şey yapıyorum, yoksa bunu eskilere kalkıp yazmazdım. Baka baka alıştılar bunlar. Vicdanın içerisine irade. Vicdan deyince artık bu dördünü artık düşüneceksin. Kuru böyle çıplak vicdan düşünmeyeceksiniz. Sonra sakalın aleyhinde olan abi şey mi oluyor? Münafık mı oluyor? Hayır, olmaz. Sakal direkt böyle İslam'a bakmaz. Yani. Çünkü Charles Darwin dedenden daha sakallıydı. Takke, sarık bir bütün. Çünkü olması. Örftür. Sakal örftür. Sarık örftür. Ebu Cehil de sakallıydı. Tamam mı? Direkt sakal İslam'ı hatırlatmaz. %100 katıksız değil. Yani şöyle diyorum abi. Mesela dur onu bitireyim. Normal sakal bıraksam bir şey olmuyor da. Heh. Mesela bıyıkları döktüğün o anda, sünnet işidir. Büyükler kesmek mekruhtur. İşte bunun aleyhinde oluyor. Evet, evet. Şimdi mesela bazıları sakalı çok şey yapıyor. Oysa sakal %100 İslam'ın alameti değildir. Darwin'e bakın resmine. Benim dedem de öyle sakalı. Hem de bembeyaz. Biliyor musunuz? Ebu Cehil de sakalıydı. Ve sarıklıydı. Düz sarardı. Ama kuyruk yaptı peygamber. Efendim, uzun saçlılara kızıyoruz. Peygamber de uzun şey yaptı. Onlar kısa yapınca bu uzun yaptı. Onlar kısa yapınca uzun yaptı. Ama Allah Resulü en son onlar uzun yapınca kısa yaptı ve öyle öldü. O zaman Müslümanlar da kısa kaldı. Mesela doğum tarihini, gününü kutlamak İslam'dan Hristiyanlara geçmiştir. Çünkü doğum günü kutlamak
Peygamber Aleyhisselatı'nın doğumudur. Ama sen onu içki miçki sokarsan, sünnet mesela. Sünnet diyorum, sünnettir. Yemek yedirmektir. Yemek yedirmek ne kadar? Ama sen onun içine haramları sokarsan, sünnet değildir, haram belcisidir. Tamam. Mesela hediyeyle şimdi, doğum gününde değişin, yemek yedirin, ikramda bulunun. Allah Resulü bana söyleyin bir tane, 19. mektupta, tebliğ etmeden önceki avla, ziyafet çekmeden bir tebliğ var mı? Davet etmiş, yedirmiş için sonra tebliğ etmiş. Onun için dershanelerde yedirmek var. Sünnettir Resulullah'ın sünneti. Düğünlere gitmek var mesela. En helal rızıklardan bir tanesi de düğünde geline atılan oradan geliyor. Oradan o toplanan para mesela. Çünkü var diye. Gelirlerle. Şimdi vicdanın içinde irade var kardeşim. Zihin var. İsmail Latife-i Rabbani. Bunlar rastgele sıralanmamıştır. Letafete doğru gider şöyle. Şöyle yapayım da. İrade, ibadetullah, zihin, marifetullah, muhabbetullah, muşahabetullah. Tamam. Münafık nedir? Bir, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir. İki, kalpsizdir. Kalp deyince ne anlayacağız? Kalp. Yani Hasan abi kalpsizdir dediniz ya. Evet. Kalpsizdir gibi duruyor. Yani. Kalp. Yok. Şey olarak söylüyorum. Kalp. Rapsizdir diyor. Ha, yani mana itibariyle diyor. Mana olarak. Yok yok, K, R yaptım gibi. Yok, onu demedim. Mana itibariyle. Rapsizdir. Yani ha, bir tek. Yani ya. Çağrıştırıyor o şey. Rapsizdir. Hani kalp, kalpsizdir. Kalbi şöyle şey yapayım da. Latife-i Rabbani'si çökmüştür. İnsanlı değerleri yoktur. Çünkü Latife-i Rabbani kalptedir. Latife insan. Ben yanlış yazdım. Evet. Niye söylemiyorsun Mehmet abim? Allah razı olsun. Şimdi söyledim. Tamam. Latife-i insaniyesi insaniyesi Latife-i insaniye kalptedir. Latife-i Rabbani vicdandadır. Latife-i insaniye nedir diye merak ederseniz Kastamonu. Kastamonu'da var ama bunları toplamış bir arada ders yapılmış sitede ders var. Ama yestahbun el hayate dünya alel ahire ve diye çeşitli yerlerde toplamış Kastamonu'da anlatıyor. Bir de Barla 273. Hasan abi kalpsizdir. Ondan sonra vicdansızdır diyor ya. Acaba şimdi kalbin içinde hem dima hem vicdan var ya. Üstad acaba şey mi böyle yapıyor yani kalpsizdir. Yani vicdan tarafı mı çalışmıyor? Dimağda bir şeyler olabilir mi yani? Olabilir, irtikada olabilir yani. Doğru söylüyorsun. Tamam mı? Kalpsizdir, Latife insanisi çökmüş. Vicdansızdır, bitmiş. Latife bitmiş. Tabirleri böyle şey yapınca, bak izah ediyor. Ben bunları Risale'lerde şeyler. Latife insanı Barla 273'te söylüyor. Tamam mı? Ondan sonra Kastamonu 104-110. Da bahsediyor. يَسْتَحْبُنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ Çöktüğünü nasıl anlarsın? وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا اِمَعْجَا O birinci şuada anlatılan eğri yanlış noksan. Eğri yanlış noksan buluyorlar. Ondan kaynaklanıyor. Üç tane eğri yanlış noksan. وَيَبْغُونَهَا اِمَعْجَا Ondan sonra bunlar latife-i insani çökmüş anlamına geliyor. Bu maalesef Müslüman'da. Yani hiç zaten İslamiyet'i barışmamışa münafık denmez. Ehl-i fetret'e münafık denmez. Kafir denir. Yani iki tane şey var tabir değil mi? Ümmeti icabe, ümmeti dave. İcabe biz, peygamberimizin davetine icabet etmişiz. Onlar hala davetli olan. Peki, devam ediyorum. Burada itikadın istikameti ve sağlam
kalabilmesinin zemininde esasların, yani nasların, dört tane özelliğimiz vardı, dört tane bizim kaynağımız. Edil-i Şerî var ya, onlar da muhkemattır, muselemattır, esasattır, zaruriyattır. Yani Edil-i Şerî 4, kitap, sünnet, icma, kıyas, Risale-i Nur'da da, bu ne demek, karşılık nasıl? Esasattır, zaruriyattır, muhkemattır, muselemattır. Bunlara girmeyeceğim. Edile-i Şeriye genel bir şey. Nurcuların Edile-i Nuriyesi Muhakemat 44'te geçiyor. Muhakemat 44'te bir neydi? Lubu bulmayan 49 ha. Lubu bulmayan kışırla meşgul olur. Esasatı tanımayan hayrata sapar. Sırat-ı müstakimi bulamayan ifrat tefrite düşer. Muvazenesiz ve muhakemesiz olanlar çok aldanır ve aldatır. Evet, tamam mı? 49. Edile-i Nuriye. İtikat esaslara delillerle güçlenir, istikamette kalır. İtikat esaslar var ya, haram, tesettür, içki. Yani bunların delilleri kadar itikadımız oturur. O zaman itikat, esaslar, bir de bu esasların delilleri olmalı. Bu itikat, dünya hayatımızı tanzim ediyor. İtikadımız, dünyayı tanzim ediyor. İtikat, aklidir, yani şey, dimağa aittir. Naslarla, esaslarla, sistemlerle gider. Gaybla işi yoktur. Gaybla işi yoktur. Öndedir. İman ise, hem itikat vardır, hem esaslar vardır, hem mazi ve müstakbelle beslenir. Örfle, ananeyle, kültürle, haletle, duygusallık olur. Bir olmayan bir şey de burada oturur. Etkilenirsin burada. Daha önce kim oturuyordu kiracı burada? Tamam. Etkilenir. Bu itikat dünya hayatımızı tanzim ediyor. Çünkü esaslar üzerine yürüyor itikat. İtikatta naslar vardır. Varsa vardır, yoksa yoktur. O zaman dışarıdan değil, içeriden değil, insana layakka, yani kendi kendine değil, tamamıyla dışarıdan gelen hükümlere bağlı yani. Evet, kesinlikle. Esasatla yürür. İtikat, edile-i şeriye ile yürür. Öyle rüyalarla, hatıralarla itikat olmaz. Esastır. İtikadın şeyi, direkt edile-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Ve onun asıl imamlarının eserlerinde olur. Esas istikamet, itikat öyle olur. Başka olmaz. Mutlaka diğerlerinde itikadı kuvvetlenir şey var ama beşeri olduğu için çok itikadına zarar verir. Çünkü esaslar üzerine yürüyor. Ölünce itikat bitermiş ama iman bitmez. Ama iman her daim orada da devam eder. Bu da çok acayip. İtikat ve iman arasında fark. Onu yani, yazar. İtikat ölüyor. Şey, ölünce bitiyor. Mesela ibadet ölünce biter, ubudiyet bitmez. Ubudiyet kulluk üzerine kurulmuştur. Allah ve Halik arasındaki nispettir. Kıyastır. Ama ibadet ise oruç, namaz ölünce biter. Ama ubudiyet bitmez. Çünkü Mesnevi'de anlatır bunu. Abi itikat biter de biraz da çabuk ya. Yani mesela itikat nerede besleniliyordu abim? Onu yazayım. Onu şey yapayım da şöyle. Öteki taraftan ben sana abi. Ama bunu birisi sıktı ya. Yok Hasan abi, şöyle yapalım. Bismillah. Şöyle çevirelim. Geriye o da düzedir abi. Abi yani itikat. İtikad mı? Anlatayım. İman mı? Abi bir şey yapayım. Biraz açalım dedim, doğru söyledim. Şimdi bunu sıkmayın. Bak. Devam edeyim. Ama o aynı. Bunu sıktım. İmhal
O zaman abi öldükten sonra cehenneme gideceğiz. Ulan bir kafir de iman etmiş mi oluyor yani? Orada iman etmişti. İman eminlikte. İman olmuştur orada. Ama geçerli iman değildir. Kızıldeniz'de Musa'nın Allah'a iman ettim dedi Firavun. İman geçerli değildir. İtikad işini şey yapıyorum. Abi itikad gayba bakmıyor mu o zaman? Ölünce. Evet, ben baktım. İtikad gayba bakmaz. Alem şahadeti. İman gayba bakıyor o zaman. Gayba bakmaz. İslam da işte. Bakmaz. Gayba bakar. Yani gayb mazi ve müstakbeldir. Gayb. Akşemseddin diyor ki Mutezile itikad, Cebriye iman. Ehl-i sünnet ruhtur. Ehl-i sünnet ruhta değilsen sıkıntıdasın. Ya Cebriye'desin ya şeydesin. Nasıl anladın? Bir de söyle. İtikad. Abi itikad, Mutezile. Uyuyor. İman, Cebriye, ehl-i sünnet ruhta olman lazım. Ehl-i sünnet olabilmen İkisini için. İkisini birlikte cem edebilmen için. Üçüncü bir kavram bulmamız lazım. Üçüncü kavram. Cemet, yani dima, kalp, ruh diyor. Ehl-i sünnet işte. İtikad. Ruh diye bir... Var. İtikad. İman, tahkiki filan dersin. Yok, şey, ruhta olmak... Ruhta olmak deyince sadece ruhu yaşamak anlamında değil de, ruhu da doyurmak manasında değil mi? Ehl-i sünneti yaşamak. Mana doğru, şey karşılığımız karşılığını bulamak demek. Yani o ruh karşılığındakini de alıştı. İman tahkiki mi diyeceksin? Ehl-i sünnet işte. Bak, Mehmet'im, itikad edile-i şer'i ile kuvvet bulur yürür. Edile-i şer'i ile... Kavramı yok karşısında. Yani ayırdığımız zaman, onu biliyoruz yani. Ona mesela ikan dersin, dersin bu ikan, bu da ikan gibi mesela. Hani gibi mesela. İşte iman tahkiki mi dersin, iman tam mı dersin? İntikallah. İman saplamadan hakikati iman tamam evet. Şimdi itikat nasıl oluşur? Vahiy ile dimağda ya vahiy buraya gelecek bunları hidayet haşa anlamak için şemsezeli güneş Allah desek oradan gelen şua hidayet panjuru camı açarsan, içeri girer, ısınır, çiçeklerin büyür, sen de canlanırsan, işi onaylamışsın. Işık onayladı da girdi, yani panjuru kaldırmasına girmezdi. O durumdan çıktın, güneş onayladı. He. Vahiy geldi dimağa, çünkü vahiy kalbe bakmaz, hitap etmez ilk. Dimağa bakar. Bu onayladığımız zaman itikat olur. İtikadımızın düzgün olabilmesi için tahayyül, tasavvur, akıl, tasdik, izan, bütüne gelecek. Bu da vahiy ile, yani kitap, kitabı anlaşılmaz bir kitap malipsiz olsa, manasız kağıttan ibaret kalır. Kitabın yaşanır hale gelmesi, canlı kitap, Peygamber Aleyhisselatü Sünneti. Fakat her mekan ve her zaman farklıdır. 1400 sene önce sonra, Arabistan ve buzullar farklıdır. Bunlar kıyas ederler. Kıyas ettiklerinin ulama, ehilleri, onlar da onaylarsa, mesela diyelim ki tamirci, kasap onaylamıyorum, hiç geçerli değildir. Fırıncılar, manavcılar dese ki biz onları onaylamıyoruz, ehilleri onaylayıp şey yapacak. Beni mesela ehilleri onaylarsa, kıyas ederler beni, külle, icma ederlerse o zaman bütünsellik oluyor. Demek ki edile-i şer'iye budur. Edile-i şer'iye, uyma nispetinde vahiye, vahiy sende tahakkuk etmiştir. Yani itikat, edile-i şer'i. Yani zahirdir, Kur'an'ın sarahatıdır. Sari ulema, 52 tane farz var, değil mi? Onları da hulas etmiş. 7 tane kebair vesaire, 52 tane haram vesaire. Şimdi itikadımız bu. Hazıra bakar, mazi ve mustakbel işi yoktur, kitaptır. Allah ne demiştir? Peygamber Aleyhisselam ne yaşamıştır? Bu da mezhep imamlarımız. Mekan ve zaman ve karaktere göre mesela çocuktur, büyük adamdır, kadındır, erkektir, dündür, bugündür, kutuplardır, ekvatordur. Bu saha bunları çözüyor, tamam mı? Dolayısıyla itikadımız bunlarla beslenir, itikad. Mazi ile müstakbel işi yoktur. Haldedir, haldeki şeydir.
öyle mekebelerle, hikayelerle yürümez. İman ise gaybardır. Gayb mazi ve mustakbeldir. Tam ahiret gaybdir. Ahiret gaybdir. Alemler de öyle. O zaman oradan beslenir. Halden de beslenen, iman halden beslenir, itikattan beslenir. Çünkü Kur'an'a muhatap olmuş, itikadımızı oluşturmuş, iman balığını yapmaya başlar. İmanımız hem itikattan hem de itikadın meşgul olmadığı mazi ve mustakbelden beslenir. O zaman yazın, iman ise hem itikattan hem de gaybtan beslenir. Tamam mı? Bu böyledir, bu kesin bu. Bunu oynattığımız itikadın gider. Hazırdır. Öyle bizim şöyle hurafelerle safsatalar işimiz var. Ölünce biter manasını şöyle mi anlayacağız abi? Yok oldu değil değil mi? Ha tabii. Yani öyle, şu yani. Tabii ölünce biter şunu tabii kastımız hem anı anlıyorsun. Şimdi adam haşir meydanında ahirete iman ettim. İtikat ettim. Olur mu? Gayet değil çünkü. Allah'a iman ettim. Allah'a hesap soruyorsun. Peki iman esaslarının bir tanesi melekler. Melek sana men rabbuki diye soru soruyor. Ooo meleklere iman ettim. Ya günaydın. Biter yani. İman da biter o zaman. İman şöyle devam ediyor. İstikbal, yani mesela Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, alem bir şey, ahireti görmesem, Allah'ı görmesem iman etmem mesela. Onların gaybı, bizim gaybın gaybıdır. Mesela bizim için kabir gaybtır. Bilmiyoruz, görmüyoruz ya. Ama keşfel kubur için kabir gayb mıdır? Onlarınki biraz daha ileri. Seviyene göre biraz daha ileri. Mesela haşir meydanı, şimdi bize gaybtır. Haşir meydanına gelince gayb değildir. Ama haşir meydanındaki sonraki sırat köprüsü gayiptir. Sırat köprüsünü geçerken cennet cehennem gayiptir. Cennet cehennem gelince daha ilerisi gayiptir. Şu mesela. Yani her bulunduğun yerin bir ilerisi gayiptir. Nereye kadar? Dibi yok. Hep gayiptir. Hep gayiptir. Yani biter ölünce demek artık ben Kur'an'la ahkam, Kur'an'la hüküm edeceğim. Kur'an neydi diye haşir meydan bana Kur'an verin. Bana niye Kur'an vermiyorsunuz, Kur'an düşmanları diyebilir misin? Bitir. Kur'an bitti kardeş. Yani ben okuyacağım, amel edeceğim, öğreneceğim, bitti. Yani o bitti. O bitti yani, onu kastet. Ölünce, yani öğrenmek, yok ben şey yapayım, oruç tutacağım, namaz kılacağım, bitti. Abi ölünce itikat biter diyorsunuz ya. Sanki ben şöyle algılıyorum, ölünce itikat bitmiyor da, ölünce serbest bölge bitiyor. Yani itikat... Nasıl kabul ederseniz, nasıl tanımlarsanız evet. Hepsi doğrudur. Birazdan bu tabirlere hazmetmek zor ama evet. Yani maksadım anlaşıldı. Evet, 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 İtikat şu, bu zahirde dünyada teklif ilahi kalkar. Teklif ilahi kalktı, o demek. Teklif ilahi bitti. İşte onu yazsak daha iyi. Sanki o önce biter deyince peki, sanki dikkat yok oluyor gibi anlaşılıyor. Peki, tamam. Tamam. Bir de şu iman ise diyorsunuz tamam, ya. Tamam, bunu şey yapayım. Teklif-i ilahi. Teklif-i ilahi kalkar. Bir de ne söyledin onu yazayım abi. Hem itikattan hem de gaybtan diyor ya. Alem-i şehadet bitti, itikat yok. Nasıl beslenecek iman? Yani şu anda iman. Evet. Şu anda var ya, şu anda ve şu anda gene kalpten de besleniyor. Tamam mı? İman, orada itikad biter derken, ahirete gittik. İtikadi şeyler var ya, öğrendiklerimiz. Onlar devam ediyor. Feyizleri devam ediyor. Mesela Kur'an okudu. Cennet arkadaştır. Devam ediyor. Hiç bilmez. Abi bir şey daha söyleyebilir miyim? Kusura bakmayın, biraz daha kısa olduğu için anlayayım. Dediğin şimdi Adem Aleyhisselam, yani bu çok kafama... Adem Aleyhisselam cennetteyken cennette olduğunu bilmiyordu Hasan abi. Biz de öyle şey yaptık. Evet, yani çünkü sureti bilmiyordu Hasan abi.
Çünkü evet, neyi bilmiyordu? Sureti bilmiyordu. Ahireti, sureti. Burası ya. Evet. Bilmiyordu. Şimdi sureti öğrendi Hasan abi. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Dört. Suret. Evet. Kanuniyet. Kanuniyet. Hakikat. Mahiyet. Mahiyet. Evet. Şimdi sureti ve hakikati cem ederek mahiyetine ulaşabilecek. O zaman cennetin cennet olduğunu anlayacak. Şimdi bunu da şöyle anlıyoruz Hasan abi. Yani iman, Adem Aleyhisselam'ın cennetteyken imanı vardı da itikadı yoktu. Şimdi burada itikadı elde etti. İtikadı yok derken şu. Yani tahayyül tasavvuru yoktu belki. Teklif edilmemiş. Teklif edilmemiş değil. Teklif olmayınca itikadı yok denilmez. Teklif edilmemiş. Teklif edilmemiş. O deniyor. Şahit olmamış. Ergenliğe gelmemiş. Şahit olmamış. Teklif. Teklif itikadı ortaya çıkar. Onda da medrese talebesi var ya. He? Meleklerin itikadı yok, imanı var. Aynı. Meleklerin itikadı yok ki. İmanı var. Hasan abi o medrese talebesi vardı ya, öldükten sonra merhabuk ediyor. Şimdi beslendiği o malumattan cevap veriyor, öldüğüne rağmen. Evet. Üstad Hazretleri talebesi içinde diyor ya, o da meyve risalesinden cevap veriyor yani. Şimdi o malumattan göre perde açılmasına rağmen hala o malumatına net cevap veriyor. Mesela Allah Kur'an'da bana diyor ki, hocası adamın şehidi, git, göm ve cenaze namazını kıl, yıkanma şehidi. Tamam mı? Şimdi git cenaze namazını kıl. Onu söylüyoruz ki daha cenazenin önüne geçiyoruz. Bunun muvahhid mümin olduğuna, müminat olduğuna şahit misiniz? Şahidiz. Yani komşuluk hakkı olur, insanlık hakkı olur, yani Müslümanlık hakkı, burada bulunuyorsunuz. Üzerinize taalluk eden bir hakkınızı helal ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Tamam. Peki bunu alıyoruz. Bu adam ölmüş de oluyor da bu. Ama Allah diyor ki öldü demeyin diyor. Cenazesini kılıyorum. Ölmeyenin cenazesi kılınır mı? Ha cemaat arkadaşlar, gafur cenazesini kılalım, cenaze namazı. Lan yaşıyor, ben buradayım diyor. Ha. Ne yapıyor? Bizim sebep sonuç ilişki şey var ya, zaruri. Aklımız buna çalışıyor. Onu yırtıp atıyor. Sebep sonuç. Ha, sebep bu, sonucu ters. Başka bir ters de var. Dünyada bina inşaat olur, sonra insanlar gelir, ihya olur. Hayatlandırır. İlk önce inşaat, sonra içine canlandırır, ihya olur. Ahirette ilk önce ruhların gelmesi var, sonra ihya var, sonra en son inşaat var. 10. sözde inşa var. Dünyada ise ilk önce inşa, sonra ihya, sonra ruhların gelmesi var. Bizim aklımız sebep sonucu hep odaklanır. Sonuç var mı? Mutlaka sebep arıyoruz. Sebepsiz var, mucize mesele. Veya ilham, veya bir anda doğmalar, bir anda hususi özel muameleler. Ama hep bunu şey yapmışız. Öyle bir değişmez bir şey yapmışız ki, hele doktorlarda. Yani mümkün değil. Dua ile organ mı düzelir? Düzelir kardeşim. İstisna da olsa var ya. Genelde ise de var. Psikolojiyle midene vurmuyor. Hiçbir şey mi yok? Bir kötü haber, ooo! Midene vurdu, kötü haber. Haberle mide hastası olur mu? Olur. Hastalıklar %90, bir mi hastalıklardır diyoruz. O sebep çok güzel abi, Hazreti İsa'nın babası olması, Hazreti Adem babası olması. Ama bunu çok zor işte, şimdi anlatamaz mı doktor? Çünkü o kadar, bunu öteki doktorlardan demiyorum, bizim doktorlardan, Müslümanlar. O kadar, bunu niçin tırpanlıyorum, doktor tıpta okuyan ve doktor kardeşim? Yani bizim Nurcu'ya bile inandıramıyorsun kardeşim. İlle ilaça. Barla okumuyor musun? Nasi, böyle bir mütedeyyin bir hekim azık doktor. Tamam mı? Güzel bir nasihat etse bin nafi ilaçtan daha faydalı. Evet. 66'da. Öyle mi? Mukatta için de söylüyor sanki. He? Huruf-u mukatta için. Huruf-u mukatta için söylüyor ama itikadın olursa yani inancın olacak. Mesela öyle bir telkin var ki, hakikaten senin ilaçla çıkamadığın kuyudan, çıkamadığın bu kadar psikoloji, bir sohbete çıkıyorsun. Ya şeyde, bilgi tasavvurdaydı değil mi abi? Bilgi tasavvurda var. Şimdi tasavvurdan çıkamıyor o doktor mesela. Bilgisi var, aşıp kutsi şeyi geçemiyor, tasdiye geçemiyor. Tasavvurda kalıyor. Bilgi engel oluyor ona. Evet, doktor tasavvur. Serbest bırak. Bilgisi tasavvurunu aşamıyor. Yani şurada çok önemli olduğu için bunu çekeceğim. Ama dediği de doğru. Çünkü bu insanlara çeker misin? Bu insanlara
ya itikadını düzeltip ondan sonra hap vereceksin Cemse, adam bu olmayınca hap içeceksin kardeşim diyor, doğru söylüyor. Bak, ilim burada, burada, bilgi burada. Adam sebep-sonuç ilişkileri hep burada, bilgi, düşünceler burada. Burada geçip de şuraya geçsen, bilgi doğru yerine gel oturmuş. O tabi. İlim onu tarzıda. Sor ya. De Hasan abi şöyle ilimde psikolojik zaman oku diyorlar. Eğer bu diyorlar kalksa önce cam kılırız, kırılır sonra taşı atarsın. Bilmem yani psikolojik zaman oku diye bir şey var tam detayını. Eğer bu kalksa ortadan diyor önce cam kırılır sonra taşı atarsın. Ha zamanı ortadan kalır. Kalksa öyle bir şey var ya ilmem böyleymiş. Kalksa bu önce cam kırılıyor sonra taşı atıyorsun. Yani öncesi sonrası yok. Zaman kalkarsa önce sonra sen sebep sonuç ilişkisi kalkar. Zaman belirliyor. Evet. Öncelik ve sonralık zaman belirliyor. Zaman kalktığı zaman baba oğul dün bugün iman küfür öyle bir şey olmaz. İman küfür olmaz. Ölü diri olmaz. Oğul baba olmaz. Onun için cennette bu sistem acayip olur. Yani dün bugün olmayınca dün baba bugün evlat öyle bir şey yok. Taş atma, kırılacağım, öyle bir şey yok. Kırılma anında taş atması da aynısı. Hatta daha önce diyor, kırılacak sonra taş atır. Yani, hiç kırılacak, kırılmayacak, hepsi aynı. Kırılmıştır, kırılmamıştır, zaten diyemezsin. Kırılma mahalli de yoktur, kırılma halde yoktur. İkisi birdir, düşünemezsin, zamansız. İşte böyle. Cennette desem bu babandır, bu oğlundur. Ne babası? Ne oğlu? Çünkü baba demek dün var, yani bugün olmayan. Ama oğul, dün yok. Baba, bugün dünyaya gelmiş. Hani tamam mı? E şimdi dün bugün yarın yok. Yani baba oğlu yok dersin. Onun için Allah'ın zamanı yok. Onun için dün yok. Zamanı yaparlar, zamandan öncedir. Dünü yok o zaman, yarındır. O zaman evveli yok. O zaman başlamamıştır. O zaman başlamamışsa başlatan yoktur. Çünkü zaman evvellilik sonralık. Evvel ve son. Başı yok. Başı olmayınca doğrulmamış. Doğrulmamış da doğramış. O zaman alan yaşı yoktur. E mekanı yapan mekandan öncedir, mekanı da yoktur. O zaman Allah, şunu şöyle kitap okuyabilirsin, bunun için. Al, yere koyun, koy. O çay tepsisi değil, kitap okuma tepsisi. Zaman mekan şey oluyor abi, bu yaratılmışın, yani şey olanın, yaratılmışın özelliği, mahlukatın şöyle bir şey, şu Hizbul Kur'an var ya abi, Hizbul Kur'an şirketimiz var, okuyoruz ya, listeyi yapıyordum, listede baktım, gün yazdım, bir de yer yazdım, zaman ve mekan. Gün yazdın, yer ne demek? Yani hangi yeri okuyacağım? Ha, Hizbul Kur'an'ın neresini okuyacağım, hangi tarihte? Dedim ki, demek ki o zaman ben zaman ve mekanla kayıtlıyım. Yani ben mesela hepsini birden okuyabilseydim, Hizbul Kur'an'ı tek, yani direkt okusaydım. Elif dediğim anda dün ve bugün, önce ve sonra diyeceklerimle demiş olsam... Zaman ve mekan kalkmış oluyor. O zaman da, ben niye o zaman da o şeyi okuyorum? Çünkü ben kısıtlıyım, yani mahdudum, okumam, kapasitem, şeyim. Bir sayfayı okuyabiliyorum. Zaman ve mekanda kayıtlı olduğum için ben okuyabilme kapasiteme göre ben bir program yapıyorum, onu okuyabiliyorum. Ama bütün Hizbul Kur'an'ı tek bir nazarda okuyabilecek bende bir nazar olsa benim o zaman mekanım kalkmış oluyor. O zaman da o mekanı okumak zorunda değilim. O zaman zaman mekan kaydı kısıtlılıktan ileri gelen bir okuma metodu veya olmak gereken bir metot aslında. Vacibül vücut olsam o öyle bir kayda gerek yok. Kayıtlı olduğunu halde. Onun için tahayyül ve tasavvur bu bir gene bir rüyada derse katıldım. Orada bir insan anlatıyor bu. Bu mekanı oluşturuyor. Bu zamanımızı oluşturuyor dedi. Mesela çünkü hiç kimse mekanla alakalı değil. Mekanı size yansıttı. Seni görmüyorum. Sen de gelenleri görüyorum. Zaman. Tahayyül mekanı oluşturuyor. O zamanı. Ha. Yani mesela ben sizi görmüyorum. Sizin yaymış olduğunuz timsali suretiniz var. Mesela timsali suret. Dolayısıyla alemimize bakın. Alemimizdeki suretlerin aktif eden, dışarıda gelen suretler onlarla da düşündüğüm şeyler.
Yani tahayyül olmayan adam mekan anlayışı olmaz. Tahayyül. Demek ki bu mekanı, mekanımızı, bu zamanımızı oluşturuyor. Timsal değil, o zaman misal oldu değil mi? Çok tuhaf işte, biraz önce söyledim. Hani bunlar, bunlar, bu işte serbest bölge. Alemimizde mekanda oluşturuyor. Mesela en zenni abdi bir zanının zannettiği gibi yerde olacaksın. Gibi olacaksın, yerde olacaksın. Kendini diyor, fena bir memlekette tahayyül etti diyor. Yeni okuduğum için tahayyülü. 37 metri sözde. Yani kendi alemini oluşturdu. O da mesela 37 diyor ki, güzel ahbaplarla meclisi diyor. Güzel bir ahbaplar, güneşli bir hava diyor. Kendisini soğuk, kimsesiz bir yerde tahayyül ettiği için vücut öyle salgılama yaptı. Bunu mekanı kaldırdı. Var olan mekanı farklı bir mekan yaptı bu. İlle dağda adam villada oturuyor, villada oturmuyor. Orada oturuyor. Nerede? Ama zanında başka, zanında oturuyor. Bak 37 söz derdi. Güzel ahbaplarla yaz mevsiminde diyor, güneşli havada diyor, kendisini aç, susuz, çıplak, soğuk bir yere tahayyül etse diyor. Cimnastik. Mekanı kaldırıp başka koyuyor mekanı. Cimnastik. Ona elbise giydiriyor. Yani varlık elbisesi giydiren bu. Aslan sandı. Mekanı oluşturuyor. Cimnastik sehpasını daracı sandı diyor. Gibi hep bu yapıyor. Atı şey yapıyor. Onun için dedim ya, sen de dedin mi çek şahı içerken, Allah razı olsun. Yani itikadı son zannediyoruz ama ne demiştin? Abi biz hani bu şeyin dersin, bu dima dersinin sonucunda biz itikadı anlayacağız. İşin hani final kısmı bu gibi geliyor. Final buydu. Sanki gibi. Bu işin sonunda esas netice tahayyül tasavvuru anlamakla olacak. Gafur, bunu dinlemen lazım. İtikattan bu, sanki yani bu dersin bu sonunda... İtikadı anlayacağız, ha, itikatla bu iş final, hani esas netice itikatta çıkacakmış gibi ama itikadı anladık, yani anlıyor ama belli bir derece. İş netice burada tahayyül tasavvuru anlamakla esas bitirmişiz olacak gibi. Esas final bu olacak gibi. Abi zaten en güzel en kesifte tanınır. Onun için bu dünyaya geldik zaten. Kader yani, böyle götürüyor mesela. Şimdi görüyor musun bak, buradayız, bunu konuşuyorum şimdi. Bak güzel ahbaplarla yaz mevsiminde güzel bir yerde iken kendisini aç, çıplak, soğuk bir kış şeyinde tahayyül etse. Öyle muamele gördük. Acımaya layık değildir. Peki bu hayal mi? Hayal değil işte bu arada. İsmi Azam'a en güzel nerede mazhar olunur abi? En kesif olan yerde, en nurani olur. Onun için geldik. Evet, daha işte İsmi Azam şey. Mesela Muhabi diyor, şey hocam diyor, Ümre'ye götürdük ya falan. Ümre'ye gitmiştik. Ya dedim, en büyük şeytan burada. Ne şeytan dedi ya, biz şeytanla kaçmak için geldik. Tanışlamaya gel. Dedim, en büyük şeytan burada dedim. Kolaysa varmış. Orta şeytan da var. Türkiye'de küçük. Orta şeytan var, en büyük şeytan burada. İslamiyet sana hikaye anlattırmaz, hikaye. İçini taşlattırmak için simgeselliği kullanıyor. Taşı içine atıyorsun. Taşı içine atıyorsun. Abi, uyandırmak için değil mi hep abi? O suretten hep hakikate geçmek için. Atarken atılıyorsun, atarken atılıyorsun. Huu! O hissiyat gibi gözükürken. Taş atılmıyor aslında, o çıkan hissiyatı çıkartıyor. Tabii, al! Terliği çıkartıp atanı gördüm. Şemsiye. Ona mı attı? Kendisi. İç. Patlıyor. Yani şeytanın üzerindeki battaniyeler kalkar. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Muhabbet taakkulle başlıyor. Beni bana fazla şeylere sokmayın. Çünkü akşam setini yapamadım. Yok yok. Güzel gelmedi işte. Ateşsiz yanıyor. Bu Fatih'ten abi. Bu Fatih'ten. Muhabbet abi taakkulden başlıyor. Zamandan ve mekandan münezzeh olunca muhabbet başlıyor Hasan abi. Muhabbet-i münezzehe. Tamam. Taakkulden sonra başlıyor. Var he. Muhabbet antikadır. Ama bundan beslenmemiş de muhabbet olmaz. Olmaz. Çünkü mesela çocuğa muhabbeti var. Onun ta evlenmeden önceden, daha bebeklikten vesaire mahsisi de var. Hı. Çünkü berzahtır. Bu tarafa da açık, bu tarafa, yani buraya berzah demek, bunu ortada kaldıran değil. Buna da açık, buna da açık. Yani bu, şöyle yapsak daha hoş olur gibi geliyor bana. Hangisi? Şu. Şuna da açık demek.
Kur'an'ın olduğu için yok. Şuna da açık şey, resmi çiz. Yukarı aşağı sistemle de berzah. Yani yukarıyla aşağının berzahı. Şöyle de yapabiliriz. Değil mi? Tabii. Esasen ben ilk onu anlıyorum. Nasıl abim? Yani tahayyül tasavvur sistemiyle, yapısıyla, üst, yapıyla aşağıdaki karar üretilen iki mekanizmanın arası. Evet, yani şu, şunu buraya anlamlandıracak. Bu adam ben böyle bir mekanizmayım diyor. Burası her zıtların, her türlü zıtların bulunabileceği, tamam, her şeyin her şekilde bulunabileceği, her şeyin olabileceği bir alemi, ya bu aleme dönüştüreceğim, o sana buraya bak, ya bu batıl, yani küfre, küfre itikad edecek, kafir, batıl itikad, hak bir itikad, yani bunu yapıyor, bu berza, diyor ki ben ortadayım kardeş, ben bunu anlamlandıracağım. Ya böyle ya böyle. Ne malzeme verirsen? Şey, abi yukarıdan aldığı bilgiyi ilme çeviriyorsa birinci yol, ilme çeviremeyip devam ediyorsa üçüncü yol diyebilir miyiz? Ya orada da ilim var. Batıl ilim diyor. Mi? Buraya kadar şey yapıyor, taşıyabiliyor. Burada kalbi açık, burada kalp kapalı. Kapsız. Hasan abi yukarıda yani Adem ve vücut var. Adem ve tasavvur. Tahakkül de bunu ayıklıyor abi. Bak dikkat ederseniz bana hiç güzel değil. Ya hep çıkmıyoruz. Ne kadar ihtiyaç var görüyor musunuz? Bak yani hoşuma gittiği için tadat ediyor. Hala burada beni, ben de. Görüyor musun yani? Evet. Hani sen de senelerce meşgul oldun ama yani niçin ustad rüyada görünce ben daha çok basamadım? Çünkü onaylandım. Yani külliyata zaten vardı ama bu böyle yapmıyorduk. Daha Erdinç. Tahayyül tasavvuf böyle yapıyordu. Ama bu aynı şey değilmiş. Bak zaman mekan. Bir de gaybtan bu tahtaya usta bakıyor. Bu şeyi aşağıdan yukarı yapıyorsun. Hayır böyle yapacaksın. Onaylanınca insanda keyif yapıyor. Yani aynı şey dedin ama ha birisi dese ki doğru lan deyince of be. Oluyor. Ha? Mesela bir tane de onaylanmayı söyleyeyim. Hani bazısı bir tanesi mesaj atmıştım bir dostuma. Sen Hasan Hakan abiye ulaşabiliyorsun. Allah için şu soruyu sorar mısın? Medesi Yusufiye'de hapishanede ne rüyalar görmüş? Rüyalar görmüş mü demişler. O da bana gönderiş şey yapıyor. Gülüyor. Dedim ki rüyalar görüyor mu? Rüyasız akşam oluyor mu? Şimdi orada bir tanesini söyleyeyim. Ondan sonra bahçeye çıkarttılar. Orada seccade serdim namaz kılıyor. Ondan sonra tabii duygusallık çok var, acayip bir şey. İşte en yakın dostun seni hainlikle itham ediyor. Çok ağır bir şeydir. Yani zındık hücum etse seni kuvvetlendirir ama içeride haindir, işte o projedir, şöyle budur. Yani oysa zina yapan, adam öldüren nurculuktan çıkmaz. İslamiyet'ten de çıkmaz. Hata yapan, diyelim ki bazı hata olsa nurculuktan da çıkacak. Neyse, tabii dünya yıkılmış. Duyduğun medres kardeşlerini tam ediyor. Yolculuklarını atmış, karar alıyor. Yetmiyormuş. Dershaneni yıkıyorlar. Altı katlı Zeytinburnu merkezini yıkıyorlar. Yani maddeten dozer gelmiş yıkıyor. Rapistes. Ve bütün vakıfları Çingene çadırını belediye dağıtır ya nereye gidersen git. Bütün vakıfları sokağa döküyorlar. Sağa sola dağılıyorlar, çılıyor sürü. Ben de içerideyim, buna şahidim. Düşünün, düşünebiliyor musun? Hizmetim duruyor, binamı yıkıyorlar, vakıfların mekanını yıkıp sokağa döküyorlar vesaire. O anda öyle bir alet yaşadım ki Osman'ın, bu aletle bir haletlenirsen, ondan sonra öğle namazıydı. Ya Rab şey yapma böyle, inşallah iyi olmaz. Böyle semaya baktım. Sünnet kılacağım semaya. Üç tane şey. Ehli dağlarla tücüm ediyor. Dostların seni hainlikle itham ediyor. Mekanı yıkılıyor arkandan. Bütün vakıfların sokağa bırakılıyor. Nereye giderseniz gidin. Bana kızabilirsin ama altı kattaki vakıflar ve eğitim gören çocuklar hep sokağa bırakılıyor. Onu şey demiştiniz abi, bunu öyle anlatırsanız. Siz bunu anlamazsınız. Çocuğunuz, şeyiniz, emanet öyle demiştiniz. Evet.
Anlamazsınız onun ne demek olduğunu. Böyle diyeyim öyle anlarsınız demiştim. Yani evet. Allah razı olsun. Yani vakıfların sokağa abisi sokağa dökülmesi nasıl anlarsın biliyor musun? Bu kadın şöyle anlar veya baba böyle anlar. Çocuğunuzu elinizden aldılar. Sokakta oynarken kayboldu. Ne hissedersen işte ben böyle bir şey hissettim. Çünkü benim çocuklarım onlar. Ve ağlıyor. Ve tövbe Allah beni affetsin. Dedim ki ya Rabbi beni niye bıraktın? Bu İsa Aleyhisselam'ın sözü. Çarmıha girilmeden önce ya Rab beni niye bıraktın? Ben bir kelime dekledim. Ya Rab beni niye bırakıp onların ellerine teslim ettin? Her şeyimi aldım. Bunu Cebrail Sedri sormuş. Cebrail Aleyhisselam. Ya Rabbi doğmadan babasını, ufakken annesini, daha o çocukken mürebbisi olan amcasını, dedesini aldın. Niye yaptın ya Rabbi? Her şeyini aldın. Hikmet lisanıyla diyor ki, kitapta okudum. Ya Cebrail, insan zor duruma kaldığı zaman, bak bu rüya serbest bölge nasıl geliyor? Bak altyapısını anlatıyor. Zor duruma kaldığı zaman insan, mesela sokakta çocuğu dövseniz ne yapar? Anne, baba, abla, dayı, dayanak noktası. Hiç kimsesi yok. Yetim bir çocuk Suriyeli, anne baba sevmiş. O da bakılıyor da orada. Dövseler ne yapar? Ağlar ağlar uyur. Ben bütün dayanak noktasını aldım ki tek bana istinad etsin. Baba, amca, Ali, anne, baba diyemesin. Allah desin. Ehli dalalet hücum ediyor. Kardeşlerin bu nurcu değil, karar çıkartıyor neşer. Nurcu haindir diyor. Sonra aynı onlar, ehli dalalet değil ha, gene dairemiz içindekiler dozerle binayı yıkıyor. Vakıfları sokağa bırakıyor. İçeride de ehli dalaletin elindeyim. Kim ne yedirecekse öyle değil. Ta ki bütün dayanak noktasını alayım ki Allah desin. Allah'ıma var ve secde, namaz kılıyorum. Ya Rabbi, niye beni bıraktın ve onu yalnız bıraktın? Dedim. Şizofreni diyebilirsiniz işte veya hayal üretmiştir diyebilirsiniz. O anda ustadın sesini duydum. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Sabır. Üç defa söyledim. Sabırlı. Yani sonra bakıyorsun ki Allah bunları verecek o ateşte, uyanmakta, bedelsiz. Öyle peygamber var ki derisi üzülmüş ama benim gibi sızlanmamış, mızmızmanlamış, mızmız yapmamış. Mızmız, 28 sene çekilir mi? Çekilemez usta. Onu bana sor. 28 sene hapis ustadın ne demektir? Biraz ben söylerim, biraz. Seninkisi fikri edilisi değil. Ben biraz söylerim. Bir insan tahammül edemez, olamaz. Şunu anlayın. Hücreyi mutlak bırakmışlar tekrar. İşte ama bu kadar bilgi ne anlattım? Şunu işte serbest bölgeyi onaylayıp Allah Müslümanlarıma, benim Müslümanıma fayda olsun diye bu mananın çıkması için ateş yanmadan odundan dumanla nur ayrışmaz. Odun karanlıktır, nurun çıkmasını istiyorsan dumanın ayrışması gerekiyor. Nuru çıkması için ateş gerekiyor. Yanman lazım. Bunlar bedava verilmiyor. İsteyene veriliyor ama her isteyene verilmiyor. Yandım, piştim, oldum diyor ama yanacaksın. Ve en yakın şeylerinizle imtihan olmadıkça en yakın. Her şeyin. Her şeyin alınmış ya. Her lokmada, kaşıkta, azir bunda. Azir bunda. Ondan sonra yazıyorsun vesaire. Ama bunlar, o haletler, bu ne niçin anlattım bu duygusallık? Bunun Allah'ın ikramı işine yararsa alırsın.
onun verildiği serbest bölge, üstad ne diyor? Sabırlı. İşte sabırlı. Sabırlı. Rahat. Ondan sonra öyle bir mükemmel bir tahammül gücü verdi ki, hadiselere göğüs gelmeye, o zaman güç aldı. Toparlar. Bir ses. Ya işte kolay değil. Ucuz değil. Derisi süzülen, ağaca mucize olup kaçıyor peygamber, yani önlerden, ağaca giriyor, ağaç kapanıyor, adamlar bu mucizeyi görüp hala hırzarla ağacı ikiye kesiyorlar. Hasan abi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz miraca çıktığı zaman Allah-u Teala ona Hazreti Ebu Bekir'in sesiyle konuşmuş değil mi Hasan abi? Evet, patlasın diye. Başına feda, karıştırma. O kadar. Evet. Yani sabırlı ol. Oysa ustadım beni niye bıraktın demedi. Haşa. Ya Rab beni niye bıraktın bunların eline? Hiç kimseye. Bir tane senden yardım bekleyeceğim dostlarına hain diyor. Bir şey de söyleyeyim, kapatayım. Çocuk padişaha götürmüşler, kesecekler, kanı padişaha lazımmış. Risalede geçiyor. Çocuk gülüyormuş. Padişah, oradakiler demiş ki, niye gülüyorsun demiş. Görüyorsunuz demiş, babam demiş, beni padişah zalime satmış parayla. Paraya ihtiyacı var. Padişah da benim kanıma ihtiyacı var. Kanıma susamış, o da paraya arzulamış. Bana ancak demiş, mızmızlamak, ağlamak değil, gülmek düşer. Risale geçiyor değil mi Musa? Ya, bedava verilmiyor kardeş. Peki siz de malzeme yapın şimdi. Ben ne yaptım? Peygamberle böyle. Siz de deyin ki, en sevdiğin şeyle imtihan olacaksın. İkileri tutup da, niye böyle hasta oluyor, niye arabam çarptı, niye evde hanım kafa kaldırdı? Deme ya, imtihan olacaksın. En çok onu seviyorsun? Çocuğum niye böyle gece arası hastalığında ateş yükseldi? Gideyim abi, tamam. Şunu tuttum ben. Tabii, en çok sen, ben demiyorum. En çok ikide bir hanımla şaka yoluyla söylüyorsun ama en çok yolda hanımla imtihan ol. Çünkü en çok onu seviyorsun. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki ve hadiste en çok sevdiklerinizde imtihan olmadıkça ben de hayat veremezdim. Demek ki kendime şey dedim ki hayatımı aldım. Seni sevdiğim yeri anladım. Anladın mı? Evet, en çok sevdikleriniz imtihan olmadıkça. Ben başka şeyle imtihan olmuyor muyum? Ayakkabıyla imtihan olmuyor. Ben parayla kadınla imtihan olmuyorum. Bulunduğum konum itibariyle ne kadınla işim olur, ne parayla işim olur. Bir defa ayakkabım var mı demedim. Yarın yemek yiyecek miyim demedim. Benim işim değil. Dün yeğenim diyor ki, ya şöyle de böyle, ya evini bana taşı. Herkes kendisini çözüyor. Ya o ne olacak? Ne olursa olsun. Kendisi çözsün. Mesela, mesela diyelim ki sen bana araba lazım hizmette kardeşim. Ben inşallah. Benim hakikaten almam lazım. Gafur arabayı getir, hizmete koşacağız. Tamam abi. Arabayı aldık, Gafur ne yapacak? Onu sen çözeceksin. Benimle alakalı şeyi çözüyorum. Hem kendimin için çözülmeye çalışıyorum, hem seninkisini de ben çözsem, kafa gitti. Burada hata yapıyoruz. Ya bir derdim var benim, tamam mı? Niye komşumun, oğlumun şu derdini de sen yükleniyorsun? Madem o derdi de sen yüklenecektin, Allah onu niye ona verdi? Motor onun için yanıyoruz. Niye onun derdini sen yükleniyorsun? Bütün sıkıntı. Zaten o derdi de sana verecektiyse, o niye yaratıldı o sana? Bırak o çözsün. Ya bırak o çözsün dedim ya. Oh be dayı dedi ya. Tabii ya. Ya arabası yok dedi. Kimsesi yok hanım. Annem orada diyor falan tek diyor. Ne yapacak diyor. O çözecek orada. Ha? Bir hayatla anlamlandırıyorum dertlerinizi. Bırak başkasının. Hanımın. Ya hastalığı var bilmem kadın hastalığı şunu. Bırak o halet. Sen o haletle aletlenme. Çözümün parçası olabiliyorsan çöz. Yardım et. Ama o olma. O olursan aynı yükü yüklenirsin. Artı bir de kendi derdin açık. Motor çöküyor. Peki. Bir tane de okuyayım keseyim. Öyle mi? Ha, bugün imtihan okul şeyiniz var.
Saat kaç oldu? Burada saat bir abi, bir on geçiyor. Bir on geçiyor. Tamam, bir tane. Kısadır. Vay be. Oo, acayip, acayip bir yerler var. Acayip şeylere girdik, geliyoruz ya. Şey, Osman. Bitmez de isyanım çok daha var. Ha? Çok daha var. Ya yani ben sen dedin ki, kırp, diskalifiye et, okuma bazılarını da, netice artık bitsin itikat dedi ya. Baktım oğlum hangisini yok edeceğim ya. Tamam abi, yapacak bir şey yok. Huzur gitti. Bu tarafa. Tahayyüle giriyoruz. Bak biraz girdik gördün mü? Bak, güzel bir bahçede, bahar, yaz günü, sıcak havada, kendini ahbapların içindeyken, yalnız, soğuk, kimsesiz, kış, tamam mı? Böyle bir yerde hayat, tahayyül etse, ne olur başına? Ha, tahayyül böyle bir sistem. Yani buna dönüştürüyor, bunu buna da dönüştürüyor. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Allah aşkına. Şu anda hepiniz söyleyeceğim hemen alacağım. Tamam. Cennet havası yok mu sizde? Huzur yok mu? Şu anda yok mu? Bak. Bu huzuru adam gramına fabrikasını verir. Yok. Şuurlu ise tabii huzurun hastasıysa. İntihar edenlere sorun huzur değilmiş. Efendim abi. Hasan abi Allah-u Teala görmek ve görülmek istemiş galiba değil mi abi? Evet. Öyle değil mi abi? Şimdi siz Esma böyle iktiza etmiş. Esma böyle. O Allah, Esma'daki Allah. Zatındaki, mayeti zatındaki Allah. Değil. Peki ben size bir şey söyleyeyim abi. Sizin hiç başka bir şey olmasa, ikinci bir şey olmasa, gözünüz gözünüzü görebiliyor mu abi? Göremez. Göremiyor değil mi abi? Ben kendi gözümle gözümü göremem. Tamam. İlla ayna lazım. Tamam. Siz itikattan bakıyorsanız, itikadı göremezsiniz. İtikattan bakıyorsanız, tahayyülü tasavvuru görmelisiniz. Siz tahayyülle tasavvurdaydınız ama itikattan bakıyordunuz, anladınız mı? Yani siz hapse düşünce Hasan abi, tahayyülle tasavvuru yaşadınız. Hem de nasıl yaşadım? Şu nasıl yaşadım? Kanıma kadar yaşadım. Ama bakışınız itikattaydı Hasan abi. Evet. Yani Allah'ın sureten oradaydınız. Evet. Ama itikaden buradan baktığınız için orayı görebiliyorsunuz. Gözü gözle göremezsin. Bir de şuna misal ya. Siz burada çamur olsa Mehmet. Ulan kahretsin anayla. Niye çamur gösteriyor musun diyoruz. Ne yapıyoruz? Siliyoruz değil mi? Aynaya kızan var mı? Aynayla ne yapıyoruz biz? Düzeltiyoruz değil mi? Müslüman Müslüman aynadır. Senin eksikliğini gösterince niye bağırıyorsun Müslüman'ı? Abi inatıma dayanmış. Tamam Üstad diyor ki doğru söylüyorsa Allah rahmet etsin. Çünkü nefsimin gururunu kırıyor. Ondan sonra doğru söylemiş. Yanlış söylemişse gıybet ve iftira etmiş. İyi o da daha iyi. Niye? Böyle bir sürü pis günahını aldı. Bir sürü günahlar mı sızlamış? Adam tenkit ediyor, eleştiriyor. Peki, aynayı küfrettin mi sen? Niye burayı çamur gösteriyorsun, çamursun da? Peki, sağ ol, teşekkür etme, manasını vesiliyorsun. Ben de sana aynayım. Sen de bana aynasın. Şuna aynaya bak lan, şuna bak lan falan. Ne bağırıyorsun adam ayna? Yanlış söylemiş. Yanlış söylemişse, tamam korkma, endişe etme. Abdestinden şüphen yok. Doğru söylemişse düzelt işte, ayna işte. Hadis-i şeriftir biliyorsun. Müslüman'ın aynası. Ayna sıfır ya abi. Rahatsız etmiyor da. Ayna sıfır. Abi, ama bizdeki renk bir ayna. Biraz daha uğurlu olacak. Aşağı buyuruz. Aşağı buyuruz. Şimdi dedik ki, bu itikad dünya hayatımızı tanzim ediyor. Çünkü esaslar üzerinde yürüyor dedik. Ölünce itikad biter ama iman her daim orada da devam eder. İman eminlik olduğu için her bir mesela Allah'a cuma günü göreceğiz. Sonraki cuma daha ileri kaybolacak. Daha ileri kaybolacak. Devam ediyor. Çünkü Allah dedik Allah ezan okundu. Çünkü iman gaybadır. Gayb hiçbir zaman bitmez. Her makamına, her makamın bir sonrası gaybtir. Buna bir delil daha. İnşaat 196.
metni okuyorum. Fakat o küçük binadaki insanların hayat şartları o büyük binalarda bulunmadığından, o yüksek müzeyyen sarayları sakinlerinden boş hali olduğuna itikat eder. Görüyor musun? İman eder demiyorum. Ve bunu okuyup keseyim. Yanlış itikada delilleri olmadığından, yanlış itikada delilleri olmadığından veya usulden yürümediğindendir. İtikat iki şey anlıyor. Yani niye itikat eder, boş hali olduğunu itikat eder? Çünkü yanlış delilleri var itikadın veya usul hatası vardır. İtikat iki şeyle çalışıyormuş. Bir, yol, yöntem, esaslar üzerine yürür. İki, bir de yürürken delilleri, burhanları, hüccetleri, hüccet de olacak. Hasan abi, burada yanlış itikada delil yok diyor. Yani o binalarda hali olduğundan, bulamadığından o tasavvur ediyor o itikadını. Delil yok esasında. Yok. Demek ki birincisi yol, yöntem, esaslar üzerine yürür. İtikad neydi? Buna da anlaşılsın diye edile-i şeriye. Edile-i şeriye ile tamam mı? İkincisi bir de yürürken delilleri, burhanları, hüccetleri olmalı. Tamam mı abi? Hüccet ekleyin araya. Okumuştuk. Delil, burhan, hüccet. İlk önce burhan. A, B, C, Ç, D, E. Burhan, delil, hüccet. Mesela Hüccetül İslam İmam Gazali. Hüccet öyle bizim bildiğimiz lügat manasında değil. Hüccetül İslam İmam Gazali İslam'da bir delil değil. 300 binden ziyade hadisi, metnini, raisini, ananesini, usulünü bilene Hüccetül İslam denilir. 100 bin bilene hadis denilir. Hafız denilir. 100 binle 200 bine burhan denilir. 300 binle ve ziyadesine bilene hüccetül denilir. Hüccetül İslam İmam-ı Gazali. Hümeyni'ye de hüccet derlerdi. Kendi uydurucu şey anlar. Tamam mı? Hüccet o. Demek ki A, B, C, Ç, D burhan akliyidir. Tamam mı? Deli vicdanidir. Hüccet kalbidir. Hüccetül İslam. Şimdi itikadın nasıl sağlam olur? Bir, yol, yöntem, esas, usul. Bir de esastan sonra usul diyeyim. Usuller üzerine yürür. Edile-i şeriye. İkincisi, itikadı sağlam yapan, bu yürürken, edile-i şeriye ile yürürken burhan, delil, hüccetlerle yürür. Tamam mı? Bir de yapayım. Şurayı yazayım, keseyim. Ondan sonra tamamdır. Çarpmasın. İnşallah büyük bir yer Allah nasip eder de dershane. İnşallah dershane. Büyük bir yer olur da hepiniz de böyle bir İsterim bir sanat okulunda okurken oturuyorduk sandalye. Kalmış ol seni. Böyle bir elini koyuyorsun da böyle şey getiriyor ya. Hani böyle sandalyede aynı zamanda koltuk. Böyle bir çalışma böyle. Allah size böyle bu büyük bir dershane nasip etsin. Dua edin. Ben de dua edeyim. Benim gücüm bu kadar. Şimdi şu. İtikadımız bir, basmadım için, özür dilerim, kusura bakma. Şu, yol, yöntem, usul,
esas ve esaslar üzerinde görür ki edinmeyi şer iyi. Tamam mı? Bu bir. İki, itikadımız. Bunların alemimize taşıyan Burhan deli hüccetlerle kuvvet bulup istikametinde kalır. Taşıyan itikadımız yol, yöntem, usul ve esaslar üzerinde yürür ki ne demek? Noktalı virgül yapalım bunu. Noktalı virgül ne demek? Edil-i şeriye. İki. Tamam mı? İki nokta çok önemli. İkincisi, itikadımızı sağlamlaştıran bu. Ama edine şeyle kitap, sünnet, icma, kıyas. Ama yetmiyor. Niçin yetmiyor? O esaslardır. Bunların, yani bu edine şeyi, kitabı, sünneti, icmayı, kıyası alemimize taşıyan, onu alemimize taşıyan Burhan aklidir. Deli, vicdanidir. Hüccet kalbidir. Bir tane daha mı lazım? Veya şöyle yapmıştık. Akıl, kalp, ruh. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bunlarla kuvvet bulup istikametini bulur. Evet. Şimdi itikadımız yol, yöntem, usul ve esaslar üzerinde yürür ki edile-i şeriye diyorsunuz. Bu olmadan ikinciye geçilmez gibi görünüyor. Yok. Şimdi bu tabii geçilmez. Geçilmez. Ama şimdi şöyle bir şey yazalım. Mesela şu ikinci lemada utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkasının ıttılığından çok hicap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emareyle onları inkar etmek arzu ediyor. Ama o bizim itikadımız. Batıl itikad olursa bunlara gerek yok. İtikadın hem müsbiti var hem menfisi var. İmanı değil. Bu bizim itikadımız. Yani bunun menfisi değil. Menfisi değil. Menfisi mesela tabiatı itikadı. Yani menfisinde şu ikinci var yani aslında. O bu da var. Kendine bir şey yapıyor. Bu var. Evet. Ama o da var aslında ama yanlış var. Tabii. Mesela Karl Marx'ı koymuş. Tao'yu koymuş. Isuzu'yu koymuş. Nissan'ı koymuş. Mitsubishi'yi koymuş. Bu araba markası değil bu. Öğretidir bunlar. Bunlar dini öğretileri devam ettirmek için, dünyaya tanıtmak için arabaya verilen isimlerdir. Anladım. İsuzu bir öğretidir. Tao ilaçtır, antibiyotiktir ama bir öğretidir Çin. Şimdi edile-i şeriyesi dersek genel olmuş olur. Ama nedir yani? Edile-i şeriye, usul, yöntem, esas. Ki nedir dedik? Edile-i şeriye. Doğru itikat ve yanlış itikat. Abim, bizim itikatımız bu. Hasan abi, kainatta küfre delil var mıdır? Küfre delil şöyle, küfre delil yol vardır. Allah kapatmamış. Yol vardır ama bunlar delil, hakiki delil değildir. Yani değildir. Ölçümde ama o imkan var. Mesela diyelim ki, isteyen diyor Kur'an'da, bunu seçsin, istediğim bunu seçsin. Seçme yolu da var mesela. Ama pozitif bilimde delil yoktur Hasan abi. Delil mesela diyelim ki, şöyle diyelim, melek diline görmüyoruz.
Adam imkanına sebep olmuş. Sanki her şeyi görüyormuş gibi. Mesela bir tanesini öyle dedim. Çocuk da ne yapacak? Ne anlatacağım ben ona? Ortaokul çocuğuna dedim. Melekleri niye görmüyoruz dedi. Bir tanesi bana. Hocam dedi. O annesi dedi ki bak şeyde bu Mevlüt'te şey cenaze şeyde bulmuş beni bulmak için. Dedi melekleri niye görmüyoruz? Onun için ben inanamıyorum dedi. Ya nereye kaça gidiyor? Ortaokul 2'ye gidiyorum. Dünya dedim güneşin etrafında dönüyor mu dedim. Ki dönüyor dedi. Güneş etrafında mı dedim. Dünya hakikaten dönüyor mu dedim. Hakikaten yuvarlak mı dedim. Ve dedi gördün mü sen? Gördün de mi inanıyorsun? Öyle değil mi? Hayır ben sana soruyorum. Kim sana söyledi inanıyorsun dedim. Bunların dedi öğretmen söyledi dedim. Bunların dedim öğretmeni bunu söyleyip görmeyi bile arzulamadın. Dünyanın döndüğünü kim görmüştü inanıyorsunuz? Görenlerin görmesine kanaat ediyoruz. Alametleri de var diyoruz. Öyle. Alametleri de var delilin. Ha, biz de melekleri görenlerin görmesine kanaat edip delillerini de itimat ediyoruz. Anladın mı çocuk? Şimdi sen kim dedi yani dünyanın güneş etrafında şu kadar mesela ölçtürmetriyle 1 milyon 150 milyon kilometre uzaktayız biz güneşten. 150 milyon metreli mi ölçtü? 23 derece 27 dakika ilk olduğunu sen mi gördün? Sen mi deneyledin? Görmediğime. Ne öyle diyorsun? Görenler var. Sen dedim cinlere inanıyorsun ama ben gördüm. Ayet-i Vadi yoktu. Durdu. Senin öğretmenlerine daha taharet almayı bilmiyor. Güneşin şu kadar mesafe 23 derece 27 dakika eğik diyor. Alametlerini de söylüyor. Ona itimat ediyorsun. Öğretmenim sen gördün mü demiyorsun. Ben de gördüm. Ne bana itimat etmiyorsun? Devlerini de söylüyorum. Sana ikide bir sigara içti diyen, diyor ağzının parayını veren, onun telkinidir. Mesela hani bizim itikadımız, batıl itikad da var. Ama bizim itikadımız söyledi. Edile-i Şerif bu, imam bu, ondan sonra ne yaptı? Yol, yöntem, usul, esas. Ne demek? Edile-i Şerif. Yetiyor mu? Yetmiyor. Burhanlamak, belirlemek, hüccetlemek gerekiyor. Sağlam ve kavi istikamete kuvvet buluyor, istikametine koyuyoruz. Batıl da öyle, batıl. Batılın imanı yoktur ama itikadı var. Söyledim, bu da öyle. Bütün küfür yolu kapalı değildir. Ama mantıklı değil, aklı değildir. Mesela öldükten sonra dirilmek. Yani oysa gözün önünde dirilenler var. Ama ya kimse gidip de gelen mi var? Zaten dinde gidip de gelen oldu da inanın demiyor ki. Zaten din tam senin söylediklerini söylüyor. Gidip gelen yok. Bir de bulamazsın bu fırsatı. Gidip gel. Ya sanki din demiş ki gidip gelen var. Öyle dedi ama yok bak. Gidip gelen yok diyor. Din de öyle diyor zaten. Gidip gelen yok diyor. Ama nasıl dirileceğiz? Ölü maddeleri yiyorsun, diri diri dolaşıyorsun. Kainat ölmüş, bahta diriliyor. Ama benim dirildiğimi görmedim diye esas alırsan etikadın bozuk olur. Yani %100 kesin bir tarzda o zaman insan değilsin. Hayvan olacaksın ya melek olacaksın. Çünkü melek şeri düşünecek tarafı yok, hayrı düşünecek tarafı yok. Şeytan ne şer ne hayır, hayvan. Biz de, usta da öyle diyor, aklını çıkart, hayvan ol kurtul. Orada mümkün değil. Hayvan olamazsın, eline geçmez. Şeytan olanlar var, aha bak. Melek olanlar var, günah işlemeyen büyük zatlar var. Peygamberler var, çabuk söylenir. Biz de arada işte mahlukuz işte. O tarafımız da var, o tarafımız da. Hangisini olmak istiyorsan? Şeytan. Ya nasıl şeytana bu kadar kesin delillerle aldanıyor denirse, Adem Aleyhisselam, şeytan ya direkt aldatır, gücü yetmese aldattıklarıyla seni aldatır. Ha, bir daha, şeytan ya direkt aldatır, bu büyük zatları zor yapar. Ve onun takipçilerini de yapamazlar. Şeytan direkt aldatamaz, alimleri de. Aldattığı kişileriyle aldatır. Mesela Adem Aleyhisselam direkt yapamadı.
kadını aldattı, kadınla aldattı Adem Aleyhisselam. Biz Müslümanları direkt şeytan aldatamıyor. Aldanan kadınlar bizi aldatıyor. Aynen. Televizyondaki kadınlar veya sokaktaki. Aldanmış olanlar bizi aldatıyor. Abi şeyde Allah Teala Adem Aleyhisselam'a sormuş, hani ben sana şey yapmadım diye. Demiş ki ya Rabbi demiş, ben demiş senin isminle yalan konuşularak şey yemin edilmeni bilmiyorum. İşte hayatta, varlıkta yalan ilk defa olmuş. Yalan olmadığı için her şey doğruydu. Şeytan, bunu yersen beka bulacaksın. Yalan yoktu ki. İlk defa yalan söyle bu. Onun için şey, yalan lafzı kafirdir. Allah-u Teala'nın isminde yalan. Evet, yemin etmiş. Ondan inanıyor. Evet. Burada kesiyoruz inşallah. Bilmiyorum. Tamam mı? Vahir devahum enelhamdülillah rabbil alemin. Bir şey diyeceğiniz var mı? Yok. Yoktur değil mi? Çabuk öyle keselim. El Fatiha.